Hoş geldiniz. Spor manşeti Cem Dizdar'la karşınızdayız sevgili seyirciler. Günün öne çıkan haberlerini konuşacağız. Katılımlarınızı bekliyoruz. Spor manşeti hesaplarını takip edip son paylaşımlarımızın altında sorularınızı, mesajlarınızı yazabilirsiniz. Bol bol transfer haberi var. Bugün yine gazetelerde. Bunun dışında Fenerbahçe'nin hazırlık maçı ile ilgili değerlendirmeler gördüm. Ama en önemlisi kapa yapılan açıklamalardı dün. Dört büyük kulübün zararları, kar zarar tablosu. Daha doğrusu ifadesiyle. Ama tabii zarar ortada. Onunla ilgili bir grafiğimiz vardı. Onunla başlayalım. Cem abiyle konuşalım. Üzerine de diğer haberlere geçeriz. Yaklaşık bir buçuk saatimiz var. 1 Haziran 2020, 31 Mayıs 2021 arasında dört büyüklerin zararları. Beşiktaş 389 milyon TL, Galatasaray'ın 434 milyon TL, Fenerbahçe'nin 200 milyon TL, Trabzonspor'un 228 milyon TL biraz 2020 31 Mayıs 2021 dönemi zarar tablosu bu önceki dönem zararlarında da e, bahsederim Fenerbahçe'nin 151 milyon TL Trabzonspor'un e, 6 milyon TL önceki dönem zararı ilk e, 474 milyon TL Beşiktaş'ın e, tabi çok uzun kapa açıklamaları Cem abi şimdi baktım ben bir bir kez daha baktım sabah Enes'te. çok aşırı uzun anlamaya çalışıyorum. E sadece uzunluğuyla alakası yok, tabii çok da sayı var orada. E çok anlaşılacak metinler değil, zor metinler ama gelir gider tablosu pozitif olan kulübün olmadığı gözüküyor ve hala transfer yarışı devam ediyor. Evet yani onları senin anlaman ya da benim anlamam beklenemez, onları kulüplerin. Yani her işte olduğu gibi o işte de bazı büyülü ifadeler var. Konsolde borç gibi işte onun konsolde deyince içine bu gruptan biraz para sokup şuradan biraz dışarı para çıkartıp onların da gerçekte yani reel paralar, reel borçlar olup olmadığını birimiz anlamamız zor. Yani en azından benim anlamam zor. İşte soruyorum kimse diyor ki bu böyle olmuştur. Şurada artı şu kadar daha olması öngörülebilir. Ama gördüğümüz şu ki yani işte zehirlenmiş bir transfer kültürü var. Zehirlenmiş transfer kültürü herkesi işte yönetici, taraftar ve özellikle bunun şeyi toplum tarafından algılanırlığını sağlayan medya ile birlikte el ele vermiş durumdalar. Bunu değiştirmek istemiyorlar. Değiş, Onlar değiştirmek istemedikçe daha doğrusu bu duruma katılan insan sayısı çok olduğunda İşlerin iyiye gitmesi de ya da gittiği anlarda tesadüflerle sınırlı kalıyor. Bazen tesadüfen bir sezon, iki sezon bir yerlerde birileri bir şeyler yapıyor. Ancak bütün o başarı diye bellediğimiz şeyler bu negatiflerin artması pahasına yapılıyor. Daha çok para harcıyorsun ve bir şey yapıyorsun. Yani bu Liverpool için de böyle. Geçen sene eksi 84 milyon euro görünüyormuş ama e onun arkasında başka sermaye hareketleri var, başka güçler var. Barcelona bir bile başka. böyle işte Messi'ye devam edemiyor, para veremiyor, gidiyor. Mes Barcelona Messi'ye para veremiyor. Neymar'ı gönderiyorsun, Cristiano Ronaldo'yu gönderiyor La Liga. La Liga böyle şeyler yapmıyor. La Liga, La Liga iken yani bir e, dünya Avrupa'nın başat ligleri arasında kendisine önemli bir yer bulmuş lig. Sınırlarını şeylere, kulüplere kendi sınırlarını aştırmıyorken, zorlamıyorken biz kendi sınırlarımızı zorlama konusunda tuhaf bir rahatlık içindeyiz. Daha somut olsun. Yaşadığımız, içinden geçtiğimiz e, acılı, zor günlerden bir örnek verelim. 8 yıl sonra dünyanın 1,5 derece, santigrat derece daha sıcaklık artışına uğrayacağı ve bu 8 yıl içerisinde insanlığın organize olarak, bütün kürenin organize olarak bu 1,5 derece seviyesine dünyanın çıkmaması için planlı, programlı şekilde, yani gerek bireysel, gerek kurumsal, gerek ülkeler düzeyinde bir şeyler yapması gerekiyor. Büyük ihtimalle yapılmayacak. Yani büyük ihtimalle e, hakimler, yani gezegene hakim olan dünya görüşü, bir bir dönemin liberalizmi, bir dönemin neoli şimdilerin neoliberalizmi yani eskilerin tabiriyle vahşi kapitalizm torunlarına çocuklarına torunlarına da değil çocuklarına bir cehennem bırakacak. Şimdi sen yani bunun bu, bu cehennemi biliyorsun yani öngörüyor işte bilim insanları burada bu olacak buzullar bu eriyor şu hayvanlar türler azalıyor daha ısı böyle artıyor orman diyor. yangını oluyor orman yangınının karşılığı olarak ülkenin en yeşil görünen Karadeniz bölgesinde seri seller oluşuyor ya yani bunun anlattığı bir şey var Bunların anlattığı şey yani coğrafyanın ve insan hayatının anlattığı şey futboldan uzak değil. Bu da arkadaşlar futbolu şey zannediyorlar top bir top bir kalenin içine geçiyor hep birlikte seviniyoruz ya da yenildiğimiz zaman birini göndermek bir bir yönetimi değiştirme üzerine oynadığımız bir oyun zannediyoruz değil. Dünyaya dair düşünme hallerimizi en somut gördüğümüz yerlerden biri. Biz bu dünyayı nasıl algılıyoruz? Biz bu oyunu nasıl tanımlıyoruz? Biz tuttuğumuz takımı nasıl görüyoruz ve nasıl tanımlıyoruz? Biz yaşadığımız dünyayı nasıl anlamlandırıyoruz? Bunlar hiç birbirinden ayrı şeyler değil maalesef. Bu borçlarını anlattığı da o. Yani bu kadar bu borcu yapılandırmış kulüpler hala borç açıklıyorsa, ve insanlar da aa o geldi bu geldi şu geldi diye heyecanlanıyorsa bazı futbolcular için ya yani bu sorun kısa vadede giderilebilir bir sorun değil yani bu ciddi bir küresel hastalığa tekabül ediyor. Kürenin Eskiden taraftar zihinsel hastalığı istiyor deniliyordu daha önceki yıllarda. Şimdi çok yani öyle değil gibi. Yani oranı düşüyor gibi gözüküyor. Bilmiyorum. Ama tespitim şu. Katılır mısın bilmiyorum Cem abi. zaten yeteri kadar derdimiz var. Bir de buna kafa yormayalım, bakalım eğlencemize. Ama işte, yeteri kadar derdim varsa eğlenemezsin. Ki zaten yani <laughs> bunu, bu cümleyi böyle kuruyorsa bir bir özne, bir yurttaş, evet. bir vatandaş yeteri kadar derdimiz var. Bir de bununla evet. uğraşmayalım, bakalım eğlencemize diyorsan zaten eğlenemiyorsun ki yeterince derdim var mı senin? Yani dünyayı bak, evet. dilimiz aslında anlattığımız şeyler içinde bulunduğumuz buhranları, krizleri bize gösteriyor. Yani ne tür acıların içindeyiz ve aslında söylediğimiz şeylerin içinde kendi çözümleri de olan durumlar bunlar. Ama çözümlere yaklaşmak istemiyor kimse. Ha, yani çözüm orada duruyor. Yapmak istemiyorsun. Çıkıyor Barcelona, Juventus karşısında Avusturya'dan bir tane küçücük çocuğu alıyor. 19 yaşında çocuğu. 19, 20. Demir. Alıyor atıyor sahaya oynatıyor yani 18 yaşındaymış bebeği yani. Bize göre. bebe diyoruz yani. Atıyor, oynatıyor. He. Bir gol atmış bir maçta. Burada asist bir asist yaptı. yapmış. Önceki maçında bir gol atmış falan. Yani şimdi yani çözüm bir yerde duruyor. O La Liga iken Messi Messi'den vazgeçecek kuralları koyuyor. Yani kulübe diyor ki vazgeç. Bak bu sen bu Messi ile bu kadar kupa kazandın. Bu kadar da para kazandın. Bu parayı doğru yönetemedin. Çok açığın var. Gel şu sınıra. Yarışma seviyeyle eşit olsun. Ne işte, kim olsa Raya Vayakan öyle eşit olsun. Gel buraya gel biraz sen diyor. Buraya yaklaş bakalım diyor. Messi ile yaptın, Neymar'la yaptın bunu diyor. Şimdi kim huzursuzmuş? Ya beni kandırdınız mı demiş Sergio Aguero. Messi ile oynayacağız dediniz, adamı gönderdiniz. <laughs> bizi de salın biz de ben gidelim. Ben Messi var ya. diye geldim. E gibi yani. O da çünkü hem kendi görünürlüğünde, kendi eğlencesinde, işte reklam alınırlığında, reklam yüzü olmasında hem de oyunun eğlencesinde, yani Messi ile oynamanın mutluluğunu yaşamak, Messi ile birlikte oyunun getirdiği problemleri çözmek gibi bir zevki de tatmak istiyordu. Birden şeye girmiş yani seferisar suyunu atlamış gibi. Bazen seferihisar suyu çok keskin oluyor biz. Geleceğimiz gün atladık. Bizimki kaçtı ufaklık dedi ya baba çok soğuk. Girmenle çıkman bir oluyor bazen. Yüzlü yüzdü biraz da hani şey alınmıyor hani çocuk ondan yüzme zevkini niye alamadı. Ondan önce gayet iyiydi. Bazen işte böyle yani çok soğuk sulara atlıyorsun. O yapıyor. O orada yapıyor. Ve o görüyorsun ki o yarışmada her koşulda senden önde. Sen burada bir şey yapmıyorsun. Aynı havanda aynı suyu dövüp bekliyorsun ki sevilmiyor bu konular da sevilmiyor Hiç sevilmiyor yani. Ya bunu bunu kim sever ki? Hayır, konuşalım fikir Şimdi üretelim. Bak dün bir şey kesilmiş TRT sporun bizim şeyde. işte başarısızlık var ya benim. Yani başarısızlığı öv ki başarılı ol demiş. Başarısızlık bunun bağlamı nedir? Olimpiyattaki çocukları tahrik ediyorsun. Olimpiyatta 56, 52, 53 bronz alamamış, yarı finalde elenmiş, çeyreğe gelememiş. Oraya gitmiş çocukları o bağlamı olimpiyat o konuşmanın. Olimpiyatta yürüyor. Çünkü o soru olimpiyata soruyor. Yani nedir başarısız adam da mı da öveceğiz diyor. Bak o çocuklar, o başarısızı övecek diyen çocuklar kendi sitelerinin etrafında 3 tur koşamazlar. 3 tur, 3. Saha demiyorum ama tam saha demiyorum. Nefes, nefes sitenin etrafında 2 iki, iki, bloklu bir sitenin etrafında 3 tur koşamazlar. O çünkü insan acısının, insan gayretinin bedene verdiği derler yani spor sağlığa zararlıdır. Yapmayın. Yani. Sakatlanırsınız yani sakatlanırsın. Bak o sporcuların çoğu sakatlıklardan çıkıyor. Boksör kızlarımızdan bir tanesi bir sakatlıkla boğuşarak oraya geldi. Elini ameliyat ettirmiş. Bak neler nelerden çıkarak geliyorlar. Sen ondan hayatın boyunca yapamayacağı bir şeyi, yapamayacağın bir şeyi talep ediyorsun. O gene yapmaya çalışıyor. Oraya kadar da gitmiş. Sen onu başarısız buluyorsun. O başarısız dediğin şeyi öv ki. Yani o katılım halini öv ki işlerin burada, kendi hayatında da, ülkende de, kürede de düzelsin. Yani sen burada bu sadece bizimle ilgili bir mesele değil spor. Spor bütün gezegene ait bir mesele. Hepimiz oturduk izledik. O ok katanı, çekiç atanı, gülle atanı. Dün çok güzel bir öneri vardı. Ya bu taç atışlarını ee, beceremeyen tak kulüpler acaba bu çekiç ve gülleci hocalardan biraz şey dersi mi alsalar nasıl atılır ne yapılır bu güç yani bu insan bedenindeki güç nasıl diye. kullanılır bilmiyorum olur mu olmaz mı ama insanlar kürenin bir yerinde gördükleri bir şeyi kendi hayatlarına uyarlama konusunda e, akıllarını kullanmak istiyorlar. E şimdi biz bu maliyetler konusunda aklımızı bu kadar kullanmaktan uzaklaştıkça bu ne oyunun hayrını, ne oynayanın hayrını, ne izleyenin hayrına. Onlar oyunu geliştirmek için ne nasıl yollar bulabilirizin derdinde olduğu için Hansi Flick mesela Çimokey'i e, antrenörü var. Onun yönlendirmesiyle birçok müdahalede bulunmuş ve hiçbir şekilde e, o o Çimokey antrenörüne müdahale edilmesini istememiş. O ne de söylerse e, ben o, o notlar ışığında antrenman planlarımı yapacağım diye. Bu bir tanesi bir sürü antrenörü var. E, Konya'dan selamlar. Kudret Karaca bu kadar borç bu kadar zarar varken hala transfer peşinde koşmak mantıkla bağdaşmıyor. E, niye yapıyorlar o zaman diyor yani? E i̇şte iş bu yani. yani mantık. Diyoruz i̇şte de. iş bu. Küreyi niye ısıtıyorsun? İşte iş bu. Bineceğim uçağa gideceğim Çin'e üreteceğim malı getireceğim bu tarafa yükleyeceğim gemiye getireceğim bu tarafa diyorsun işleyiş bu yani sen bu işleyişe itiraz etmek yerine sürekli bireylere itiraz etmeye çalışıyor bak hep kurumlarla yapılarla mücadele edelim diyorum ben o yapıyor o yapıyor şu yapıyor diyorsun bunlar da birbirlerini taklit ederek işleyişi sürdürmeye çalışıyorlar sorun insanlardan daha çok düzenlerde sistemlerde işleyişlerde yapıda bu kapitalizmin işleyişi insana aykırı aykırı yani yani insan yaşıyor gibi görünüyor ama çok azı bu dünyanın nimetlerinden faydalanıyor ve büyük kalabalıklar bütün kürenin büyük kalabalıkları o çok azın ee, daha o hayatı iyi yaşaması için e, çalışıyor, duruyor, gayret ediyor, üretiyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Sabah Emrah ile konuştuk. Biz ne oldu bu kripto para meselesinde? Ben anlayamadım. O da diyor, ben anlayamıyorum, o da anlayamıyor. Ortada para yok, bir takım rakamlar var. Aldım, verdim falan. Ne oluyor diyorsun? Bizim anlamamız mümkün değil. Onun bir hayatı, birilerinin hayatını zenginleştirdiğini de düşünmüyorum her düzeyde en alt düzeyden en üst düzeye kadar oynayan insanların hayatını zenginleştirdiğini de düşünmüyorum yani. Hı, hı. Ya hayat öyle bir şey değil ki. Olamaz yani. Öyleyse olamaz. Ya yani gol futbolu sevmemize gerekçe değildir. Futbolu sevmemize gerekçe olan şey oradaki eylemin kendisidir. Çalım atma, acemilik yapma, kurtarış yapma. Gol daha mutlu kadar. hissettiriyor peki çoğu insana? Ya aldatıyor seni bol para gibi işte. Kandırıyor yani. Tabii bol param varsa daha mutlu olursun diyorsun. Hı. Öyle zannediyor. Yani birbirini besleyen süreçler bunlar. Kandırıyor seni yani. O yüzden gol olsun, bolca gol olsun diyor. Ne yapacaksın bol golü ya? E, basketbol maçını seyrediyor. Yüzlerce sayı oluyor Hı. yani. Cem abi devam edeceğiz. E, yönetmenimiz uyarıyor beni. E, Tülay Hanım. Galatasaray'da e, sponsorluk anlaşması vardı. Transferle ilgili herhalde ifadeler varmış. E, yani güncel konular. Bir gidelim hadi. Taraftarın e, bu yolda da devam ediyoruz. Değerli basın mensupları, evet, son soruyu da alalım. E, Haber Erhan Hankani Kanadı güzel. E, hayırlı olsun öncelikle. Teşekkürler. teşekkürler. E, Galatasaray'ın tabii sadece futbol değil, farklı branşlarda da birçok takım var. Siz getir ekibi olarak e, Galatasaray'ın farklı branşlarına da sponsor olmayı önümüzdeki dönemlerde düşünüyor musunuz? Evet, düşünebiliriz. Bugün bugün masada konuştuğumuz konu bu değil. Yani bugün futbol konuşuyoruz ama evet. e, Galatasaray'la Polat Bey'in de dediği gibi farklı alanlarda konuşuyoruz. Daha büyük işler konuşuyoruz. E, Teknolojimiz de buraya getireceğimiz, e, biz yurt dışında tecrübeliyoruz bu anda. Oradan da buraya taşıyabileceğimiz şeyler var. Dediğim gibi basket. Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlarımıza. İş birliği anlaşması. Galatasaray'ın ve Sayın Ali Polat Bengi Serp basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Biz de görelim istedik. Güncel sorular vardı zira. Cem abi ilk 11'de zorunlu olarak altyapıdan iki genç futbolcu oynatma şartı getirirse Türk futbolu gelişim açısından faydalı olmaz mı? Hani maddi anlamda da bunu bir yapsak. Şu transferlere yönelmesek demiş de bir izleyicimiz. Fenerli Beckham'mış. Yani bu şimdi bir iyi niyet olarak dursun cebimizde. Yani altyapıdaki oyuncunun oynayabilecek nitelikte mi onu bilmiyorsun. Sadece altyapıda olduğuyla bir ıı, şey çözemezsin ki yani. Ne, yani. Çocuk oynayamıyorsa nasıl oynatacak? Yani? Ya, altyapıya bir şekilde girmiştir yani. Kötüler arasındaki iyi olabilir. Ya, Beceremeyenler ya. arasında bir parça beceren olur. Üst seviyeye çıktığında yani maç etme halinden, futbol oynama haline geçecek bilgisi, görgüsü, becerisi, dayanıklılığı, atletizmi var mı? Yani futbol sadece e, ayak, ayağın oynadığı bir şey değil ki. Aynı zamanda süratin ve gücün de artık oynadığı bir durum yani. Sürati var mı, gücü var mı, dayanıklılığı var mı? Tamam ayağı oynuyordur, topu bir yerden bir yere atıyordur. Belki e, muadillerini, yaştaşlarını çalımlıyordur da ama... E, dayanıklı mıdır, oyunu anlayabiliyor mudur? Yani üçgenin iç açılarının toplamından haberdar mıdır onu bilmiyoruz. Biz şimdi oyun futbolu sadece topla oynama faaliyeti olarak görüyoruz ama bunun içinde senin de minansiflikle verdiğin örnekte olduğu gibi çim okeyinden efendim farmakolojiye kadar diyet programlarından işte atletizmin çeşitli türlerindeki yeni gelişmeleri antrenman tekniklerine kadar pozisyon uyku uyuma, uyku uyuma modellemelerinden efendim rüya görme biçimlerine kadar her şeyin belirlediği bir duruma dönüşmüş durumda. Koca bir sektörden bahsediyoruz. Bir sektör yani mahallede takım kurma şeyiyle şeyle duygusuyla örgütlenemez yani. Zaten sektör yanlış örgütlenmiş. Sorun orada. O yanlış örgütlenmiş sektörün altyapısı da yanlış örgütlenmiş. Sonra da, sektör yanlışı ay sonra Cem mesela deniliyor ya ben gittiğim zaman da karşılaşıyorum Cem dizler hep aynı şeyi söylüyor ver Söyle, telefonumu diyor <laughs> <ya. gülüyor> ver telefonumu ver bakayım sen bir ayrı ben sana bir başlık vereyim sen bana iki yarın da soracağım o başlıktan başka bir şey anlam. <laughs> İkinci bir şey anlat diye söyleyeyim ona. Ya dünya böyle bir yer değil. Ne arıyorsunuz anlamıyorum. Ya dün mesela Teichere videosunu yüklenmişti. Bir sürü bana mesaj atmışlar. Ya bana sorulacak soru mu Teichere videosu? Ya, bana <laughs> mı sorulur? 15 gol 20 asist mavi. Ya, <gülüyor> ya <gülüyor> bana mı sorulur o soru yani? Hı -hı. Ya, o eğlendi. Genç eğlencesi o yani. Eğlenmesi ya benimle ilgili var. bir durum değil ki o yani. O gençler eğlenirler yani. öyle şeylerle yani. Ligler başlayacak. Transferler neden bitmez? 45 yaşındayım. Lig başlamadan transferin tamamlandığını duymadım, görmedim. Ülkenin olanağı yok, takımların olanağı Şerefçelik. yok yani. işte bekliyor ki Dört. o oyuncuyu kimse almasın. Yani bir oyuncu ya ne kadarmıştı Alex Tekşehir'e verilen para? Işte. Mıydı? Ama bir yıllık hesap ediyorsunuz siz onu. E yani, yıl, hep, yani sizi aldatan o rakamlar, bir yıllık iki, kimisi 2.2 milyon euro diyor. İçinde imza parasını bilen var mı? 900 mü, 800 mü? Kimisi 800 yazıyor, kimisi 900 yazıyor. Borcu görüyorsun da bunları bilemiyorsun. Kaç yıllık sözleşme imzalanıyor, bonuslarında neler var? İçinde kaç tane uçak bileti ve eşi, dostu, arkadaşı şunu bunu için ne tür ev kiraları, hangi tür araba kiralamaları, ne tür e, kişisel harcamaların toplamı var. Bunların hiçbirini bilmiyorsun. Bunların toplamına vurduğun zaman ortaya kocaman bir meblağ çıkıyor. Şimdi o kocaman meblağ rakamların bütün dünyada yani yeni varyantında bütün dünyada söylendiği, Delta'nın söylediği de şu yani. Bu aşıyı olmadığında aşılanmamış e, gruplar, insanlar bu şeyi yayacaklar. Hatta bugün işte Amerika'daki Fauci'nin söylediği şey. Ya bu e, Zika gibi daha sert bir şeye de dönüşebilir. Hmm. Daha saldırgan bir virüs bir varyanta da dönüşebilir. Yani biz bunda acele etmiyoruz. Böyle bir hani bir, bir kendimizi koruma bir, bir böyle tuhaf teorik şeylerle davranıyoruz. İşte aşı olmayalım, o kazanır. Bilmem ne aşı şeyleri ne diye lobileri para kazanacak gibi şeylerle yapıyoruz. Tamam yap bunu ama daha serti de olabilir diyor. Şimdi e buna güveniyorsun bu yaklaşıma da. Bu yaklaşımın sonuçları var. Diğer yaklaşım sonuç veriyor. Birden şeyler azaltılınca insanlar arasındaki ilişkilerdeki sınırlar kaldırılınca hastaneler dolmaya başlıyor. Ülkenin tablosu var. Yani bu sadece bizim ülke için değil de sık sık bizim ülkeyi gördüğümüz için söylüyorum. Ülkenin batısındaki şehirler mavi, doğusundaki şehirler kıpkırmızı. E kırmızı şehirlerde işte yoğun bakım doluluk oranları, işte hastaneye giden insan sayısı Bunların hepsi görülüyor ortada yani. Şimdi bu izleyi takip ettiğinde yani yöntemi takip ettiğinde alt sağlığı yöntemini takip ettiğinde bu seni nasıl doğruya yakın bir sonuca götürüyorsa doğrunun doğrudan kendisine götürmüyordur. Ama mevcutlar içerisinde seni en sağlıklı tutacak yere götürüyor ise ve bundan imtina edemez isen aynı şeyler futbolda da var. Bilmiyorsun bu paraların ne olduğunu ve bu paraların bu varyantlar sonucunda bir dahaki sene türbüne at insan girip girmeyeceğini, lojalları satıp satamayacağını ön göremiyorsun. Ön göremiyorsun. Dolayısıyla bu iş üzerinden yatırımcılık yapmak isteyen, yatırımcı olmak isteyen sponsorlar da ön neler olacağını. Yani bir formaya koyacağı reklamı, kaç kişiye ulaştıracağını, benim virüsün yayılma şeyini gö ön göremediğim gibi. E, temposunu hızını ritmini öngöremediğim gibi O da ürününün insanlara Ulaşma hızını öngöremeyecek İster istemez bütün piyasaya daralırken Futbol bütçeleri de daralacak Kulüp bütçeleri de daralacak Şimdi bunun bunları söylemek için Gerçekten önemli iktisatçılar Olmaya işletmeciler olmaya gerek senin, yok ki şimdi Mesela şu senin anlattığını Az evvelden beri anlattığını mesela internete yüklesek Bir de e, Diğer mesela transferlerle ilgili yaptığın Yorumları eklesek Diğeri daha fazla izleniyor. E yani öyle şey izlenir. Bir şey çok alıyor. izleniyor diye doğru olmaz ki yani. Bu Aynı böyle olmaz. bir yanlışın içindeyiz yani. Bir şey çok izleniyor doğrudur. Bir önemi yok ki onun. Çok izleniyor olmasının bir önemi yok. O en çok çok izlenen şey, onu çok izletene dört tane gömlek sattırır en fazla. Bunun da insanlığa bir faydası olmaz. İşte bir İki en... tane ayakkabıyı fazla sattırır, onun da insanlığa bir faydası olmaz. Ya sen o ayakkabı, ayakkabı üretene sor mu? bakalım yani 5000 tane ayakkabı ürettiğinde ya da 9000 tane ayakkabı ürettiğinde yaşamının geliş şeyinde gündelik hayatında bir değişim oluyor mu? Nerelerde üretiliyorsa genellikle öyle bir uzak doğu deyip çıkıyoruz ya işin içinden nasıl uzak nasıl yakın doğu neresi batı neresi niye orası uzak niye burası yakın de birisi ezberletiyoruz biz de devam ediyoruz. Yani oralarda çalışan, futbol topu yapan, ayakkabı yapan çocukların hayatında buralarda artırılmış ürünlerin karşılığı bir yaşamsal zenginleşmeye neden oluyor mu Aynen. üreticiler açısından? Hayır e olmuyor yani. Hiçbir şekilde olmuyor. Sadece sömürü keskinleşiyor şimdi. Be sen sen diyorsun ki ben onu izlettim. E güzel iyi yaptın yani. İyi yaptın. Pek cemal. Beşiktaş geçen sene altyapıdan iki ismi kullandı ve bon servisi için para harcamamasına rağmen zarar etti. Pandemi sektörü etkiledi. Ayrıca kulüpler gelir portföyünü geliştirmesi lazım. Yani ne yapsa zarar ediyor kulüpler demiş bir izleyicimiz. Yani diyelim. Çok seviyince yani de biliyorum bu konuların ama e, konuşuyoruz ya. Ya baksana gereken. diyor ki acaba diyor Cem Dizdar bu programın tekrarını izledi mı? Acaba kendi söylediklerini kendisi bile kafası karışıyor diyor. Ya bunları yıllardır söyleyen uzun, bir insanın kafası niye karışsın? Cem ya? abi uzun cümle bak şimdi ne, onu ben tatilde de arkadaşımla hatta Kağan'la da konuştuk. Şimdi sen anlatıyorsun e, cümleler çok uzun. Şimdi devamlı okuyorsun, e, araştırıyorsun, bilgiyi aktarmaya çalışıyorsun ve çok uzun cümleler kuruyorsun. Öyle Ar mi? Evet. Yapmayın. Neyi yapmayın? Transfer. Bitti. Ha, net o zaman. Konu bitti. Ben başka <laughs> konuya geçeyim. Gel o zaman o buz okeyinin sorunlarını konuşalım. Tamam, transfer yapmayın sonra... E işte kolay işte, ya, yapmayın şu geldi, yalnız batarsınız. Transfer yaparsınız batarsınız. Bir şey konuşamazsın ki. O zaman ne yangına gidebilirsin ne pandemiye gidebilirsin. Futbol ben sana dünyayla seni bağlayan bir oyundur. Seni dünyanın diğer hallerine bağlayan bir şeydir diyorum. Sen bana uzun konuşuyor diyorsun. Evet. Kısa konuştuğumda da birisi alıyor parayı gidiyor işte. Bravo şak 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 şak. Video izlendi. Bir daha izler misin? Kaç kişi izlemiştir o videonun tekrarını? Birden 3 milyon izleniyor. Sonra pıt bitiyor 3 milyon. Yenisi geliyor çünkü. Bir... Niye yenisi geliyor? Kemalettin Tuğçe öyle mi? Abi. Dostoyevski öyle mi? Hala okuyorsun. Evet. E ne, ne demek ne diyor sana e, Ahmet Hamdi Tanpınar? Ne diyor sana? Bir şey anlatıyor. Hala okuyorsun. Hı hı. Bir şey anlatıyor sana yani. Okuduğun o kadar hı. kitap sana bir şey anlatıyor. Ya birilerinin okuduğu sen okumuyorsun da sen çünkü slogan ve kaç milyon izlendim derdindesin. Onun da sonu geldiğinde kaçırdığın zamana yanacaksın. Ya buralarda boş yere eğlenmişiz, boş yere zaman geçirmişiz diyeceksin. Anlattım dün. internet çıktığında sörf diye bir şey vardı. Bugün sörf diye bir şey yok. Çünkü artık kimse dünyanın bir yerinde herhangi bir konuda ne olduğunu merak etmez hale geldi. En önce ya sabaha kadar internetteydim. Neler gördüm, okudum. Oraya girdim, oraya girdim, buraya girdim, buraya. Şimdi böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Şimdi kimse iklimin ne durumda olduğunu merak bile etmiyor. O zaman ediyordu belki. O internet ilk geldiğinde. Bundan kaçılır mı? Elbette ki kaçılmaz. Faydaları var mı? Kuşkusuz ki faydaları var. Ama bu kullanımıyla ve bu anlatıyla değil. Bana kısa konuş. Bir oku bakalım kitabı okuyabiliyor musun? E ben onu niye okuyayım? ben okuyorum. Ne demek yani ben onu niye okuyayım? Sen bu dünyanın vatandaşı, bu ülkenin yurttaşı değil misin? Lütfen. E sen de okuyacaksın. Kafam karışıyor. Niye benim kafam karışsın? 56-57 yaşına gelmiş adamım. Yani 15 yaşından beri 3 aşağı 5 yukarı bu minval üzerinde laflar söylüyorum. Şuna giriyor, işte uygulamaya giriyor. İki, 2-3 saat geçmiş. Tamam da değil. benim, benim onunla bir işim yok ki. Yani ben onu söylemesem kendini yaşamıyor zannedecek zaten. Ben onun adını söylemesem o kendini yaşamıyor farz edecek. Görüyorum 2008'de girmiş Twitter'a. Bakıyorum kimdir bu arkadaş diye. 9 takipçisi var. Ben hiç onlara bakmıyorum ya. ya. işte bak ona bak ki kimle muhatap olduğunu anla. Onlara bakmıyorsun onu bir varlıkla. 2008'de girmiş Twitter'a 9 takipçi var. 112 tane takipçisi var. 2016'da girmiş. Yani bir ilişkisi 116 kişi. Gerçek etkileşiminin ne olduğunu da bilmiyorum ben. Hani merak mı ediyorum? Değil de. Hani ya bir şey söylüyor. Acaba kimdir bu diyor merak ediyorsun. Kimdir bu arkadaş? Yani nasıl bir hayat yaşıyor? Ne tür bir sosyal ilişki içinde? Nasıl bir ağın temsilcisi olarak konuşuyor? Nasıl bir kütleyi, nasıl bir bakış açısını temsil ediyor diye merak ediyorsun. O 112 kişi, 113 kişi. Ya burada 250 bin kişi olsa da bir şey değiştirmez bu. Ama onun cesaretini besleyen bir şey. Egonu tatmin edersin. 250 bin kişi de dediğim gibi 9 tane fazla ayakkabı sattırır yani. Başka bir şey yapmaz. Ha, bir milyon izlenip de önemli işler yapan, insana faydalı, çocuğa faydalı, oyuna faydalı, ağaca kuşa kaplumbağa faydalı insanlar yok mu? Onlar da var yani şimdi hani bunları söyledik diye hepsini kaldırıp bir kenara atmıyoruz. Yani her hayattaki her şey doğru kullanılabilir. ya Dolayısıyla bu futbol doğru oynanabilir. Bizim ülkemizin sorunu futbolu doğru oynayamadığını ve birçok şeyi doğru yapamadığını kabul etmiyor olur. Doğru yapamıyorsun işte. Her yıl artırılmış eksilerle, negatiflerle konuşuyoruz yani. Ve GİP bilançolarına bak hepsinin bilançolarının altında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesine göre borca batık da demiyor artık yani. İflas diyor yani. Dükkanın kapatılması lazım diyor. E, devleti olmasa bu işler yürür müydü? O yapılandırmalara bankalar işte siyasiler aracı olmasa devam edebilir mi? Alabilir misin bunları? Yok. O, o ona şey yapıyor olur hale getiriyor onu. Yapılandırıyor, borcu siliyor, vergisini şununu i̇şte. bununu stadı yapıyor, veriyor. Öyle oluyor, böyle oluyor. O da ben Alex Tekşehre'yi getirdim. Yok Diogo Costa'yı alacağım. Yok ne aldı Fenerbahçe en son büyük bir oyuncu? De işte bir tane alsın. Tamam, işte, al transfer yaptı. Ha. Tamam. O da onu getiriyor. Dün ok bir tane nice dün bir tane şey ayırdın. Ee, tweet ayırdın. Oksana o tweet'i. Neydi o ya? Radamel Falcao dedin ya ben arada Ama ben Falko'yu ayırdım sana. Ayırdım, dedim. ayırdım ayırdım da onu. Geldiğinde ben bu adama çok kızmıştım. Heh Cem Dizdar'a. Evet evet Cem Dizdar'ı dur onu bulacağım. Cem Dizdar'a çok sinirlenmiştim Falko ilk geldiğinde yorumlarından. Dur bir saniye Cem Dizdar şeyden bulacağım. Çünkü o zaman sen yine en Burada en çok konuşulan olmuştu. O da zannediyor ki ben sadece bunu Abu Bakar için bilmem e, şu Mesut Özel için ya da Alex Tekşehir'e için söylüyorum. ya Bu kurumsal bir durum. Ülkenin sorunu bu. Ya yani. inşallah bulurum. Ama e, Falka, ayık geldiğinde, ya. Falka Ayık geldiğinde Cem Dizdar'ın ifadelerine çok sinir olmuştum. E, çok aşırı reaksiyon gösterdim. Ama neler söylediğini e, zaman içerisinde daha iyi anladım. O yüzden kusura bakmasın gibi bir tweette kusura bakmam yani doğrunun her geç ortaya çıkmak gibi bir yani böyle inatçı bir yanı var. Kimisi iyi, kimisi kötü uyu diyor ama yani doğru da inatçıdır. Yanlış problem çok hızlı ortalığı darmadağın ederse de doğru da inatçıdır yani. yani Sabırlıdır doğru. Çıkar ortaya yani. Düşünceleri kontrol altına alınan insanlara ilmi öğretemezsiniz demiş Varol Kurt da. Öğretmeye çalışıyoruz işte bu programlar ne yapacak işte? Yani düşünme yöntem biraz bir ipucu vermeye çalışıyoruz. Bu pencereden bak. Bir şey söylemiyoruz ki. Ya. Benim gibi zaten düşünemezsin. Nasıl düşün? Ben senin gibi düşünemem ki. Ben nasıl İlber Ortaylı gibi düşünebileyim yani? Düşünemem yani. O bambaşka bir donanım. Bambaşka yani bir yaşam öğrenmeye açık benim. değilse sen istediğin ha, kadar yani merak söyle. Merak ederim. Oturur can kulağıyla dinlerim. Ya, Aa neymiş bu konu o. derim. Yani Hı. neymiş bu konu derim. Mümkün elimde kağıt varsa kalem varsa bir yere bir not almaya çalışırım. Bir gün aklımın bir kenarında kalsın da onu hayatın bir başka yerinde şeye e, kullanayım derim. Öyle gidersen adamın evine sonra bunları okudun mu der bütün bu kitaplar. ya insanın tek hava atacağı şey kitapları olsa ya. Kitapları olsa ben eve gelir bu bunları okudun mu? Nasıl okumuş olabilirim ya? Gece saat 4'lere, 5'lere kadar hayatı boyunca çalışmış bir adam nasıl onları okusun? Hava atıyorum ya. ya. Bazen kalın kitap alıyorum. Bu okunur mu ya diyor. Okunmuyor ya. Koyuyorum. Karakter yapıyor şeyde diyorum kitaplıkta, kütüphanede. Karakter yapıyor. Ya kitabı sevmek diye bir şey var ya. Yani tek kelime Fransızca, İngilizce bilmiyorum. Gidip kitap alıyorum. Ama sen kızın bizim mi? ya kızım için, insan için o birinin elinden geldi bana ya. 1838'den eve kitap gelir mi ya? 1838 yılından ya kitap seviyorum. var evde. Ya birilerinin elinden bulaşa bir kişinin evinde durmadı ki o kitap. Ondan ona, ondan ona, ondan ona, ona sonunda Kavacı'ya kadar ulaşmış kitap yani. Sağ olsun Sedat bir yerden buluyor bizim gezegen sağ. Biz de oradan alıyoruz. Benim gibi kaç tane insanın evet. evine, oradaki 150-200 kişinin evine buna benzer kitaplar gidiyor. Nadirattan sayılır bunlar diyor. Hmm. Ya bu şimdi bu bir durumu sevmenin kendisi bir şeyden hava atacaksan bundan hava at yani. Abi. Ya sen o diyecek ki sen kitap seviyorsun Cem abi. Ben de başka bir şey seviyorum. Neyi seviyorsun? Ayakkabıyı mı? Ayakkabı seviyorum. İki e, tane sevmez. ayakkabım var e, benim. Çok güzel. Sev. Ben de seni çöpe yapıyorum. atacaksın. Hepsini çöpe atacaksın. Benim kitapları da belki 10 yıl, 100 yıl sonra bir başka evde, bir başka çocuğun, bir başka insanın masasının üzerinden çıkacak. Sen de kaldırıp çöpe atacaksın yenisi çıktığında ayakkabını. Değil öyle yani? Var mıdır saklanan ayakkabı? Dün vardı işte. Eskince ya, ya eski içki. Ne yapıyorsunuz? Evde mi tutuyorsunuz? Bil, ben de öyle bir. Tabii tutarsın evde. Ben Ayakkabıyı bilmiyorum. tutamazsın evde. Ama 200-250 ayakkabısı olan arkadaşlar... Olan farklı. arkadaşlar tutamaz. Şeydi işte, damar Marcos'ta herhalde. Bir açıyor Bili mesela. Filipinler'de. Böyle gibi. ayakkabı. Ne yapacak e, parayı düşürdüğü zaman? Bir de para düşürmek diye bir şey vardır. İşsiz kaldın, para düştün. Satar mısın ayakkabılarını? O yeni şeylerde satarsın ikinci el İkinci istedi. ellerde. E, ne yapacaksın? Yeni alamazsın ama. Onu satarsın da yeni ayakkabı alamazsın. Kitap öyle bir şey değil. Doğru ben bunun şeyini tartışmasını zaten vermem haklısın. Cem Bey'in içerik olarak anlattıkları önemli. Fakat üslupta hep kızarak anlatıyor. Biz de geriliyoruz. Biraz daha gülümseme bekliyoruz Cem Bey'den ya, diyor. Bunlar, Erken, bunlar yani. günlerek anlatılacak şeyler değil. İnsan azabı günlerek anlatır. Orman yanında ha 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 diye anlatılır mı? Gözünüzü seveyim yapmayın artık ya. Peki niye öyle istiyor? Ya çünkü bu televizyon böyle bir şey. Televizyon entertainment mı deniyor? Eğlenecek evet. meselesi diye diye. Ama yeri geliyor gülüyorsun da yeri geliyor bu konularla ilgili. Girdikten... Biz de, gülüyoruz yeri geldiğinde gülüyoruz bazı şeylere yani komik şeylere anlattığımız şeylere senin anlattığına benim anlattığıma gülüyoruz. Buradaki gördüğüm tweet'e gülüyorum. Şunda gülünecek bir şey olabilir mi? Kulüpler zarar ediyor. Devlet kulüpleri kurtarıyor. E sen diyorsun ki bunu bana gülerek anlat. Kaplumbağa yanıyor gülerek anlat gibi bir şey bu canım yani. Doğru. Cayır cayır yanıyor bütün kürenin bir sürü yeri. Dün o bir bilim insanını izliyorum. Amerika'da bir hmm. bizim kadın bilim insanı, Kaliforniya Üniversitesi. Yakın dönemde şeyli yangınlardan söz ediyor. Denetimli yangınlar çıkartmak zorunda kalacağız diyor. Yani bir bölgenin yangınını kurtarmak için, oradaki ısıyı düşürmek için denetimli yangınlar çıkartacağız diyor. Şimdi bunu izlemezsen, can kulağıyla dinlemezsen yakın gelecekte senin nelerin beklediğini, işte bölgenin hayvanını işte habitatı biraz kontrol altına almak, minimum insana zarar verecek ve doğaya zarar verecek sınırlar içerisinde belli yangınlar çıkarmaktan söz ediyor. Şimdi sen bunu buradan dinlemezsen bu öğrendiğin şeyi futbola nasıl uygulayacaksın? Sonra da futbolda ne alakası Sonra var? Son diyorsun ki çim okeyi geldi de işte çim okeycisini dinliyor ansifilik. E sen de ağzını açıyorsun bayramını izliyorsun. E çünkü bunun gibi bir şey. Yani diğer disiplinlerden, dünyada geliştirilen diğer bilgilerden, hayatın her alanına, fırıncılığa da, pastacılığa da, Su tesisatçılığına da. Ya dün evin musluğu akıyor. Alttan akmış. Su basmış yeri. Gittim hmm. bizim farva. Ya iki tane şey istiyorum ya. İşte o araya giren... Su tamam, nedir? tamam tamam anladım. Var ya, filtre, tamam. somun, civata neyse ben anlamıyorum, bilmiyorum. Ya şunların ikisi lazım bana diyor. Ya o olmaz onu sökelim, bunu sökelim, şunu sökelim. Ya diyorum koca şey sökülür mü? Lavabonun altını niye sökeceğiz? Benim görmem lazım diy diyordur o. Hani ben göreyim, ben onu Ya Yapacak bir şey yok. O gitmiş işte. Bir tane oraya tapayı koyacaksın, sıkacaksın orayı. Tamam. Üç kere gittim geldim. Onu denedik olmadı, bunu denedik olmadı. Sonra gene kendi aklımla. Ya ben mühendis değilim, sığ tesisatçı değilim. Gittim ya şunlardan var mı arkadaşlar dedim. Yukarıda bir bizim orada birkaç tane daha vardır böyle büyük. Nalburlar. Aldık iki tane şey koyduk bitti gitti. Bitti gitti yani herkes Hayır, gelip... sana mühendis gibi konuşuyor. Hayır. Şimdi yani bunu mesela gülerek anlatamazsın ya ki Anlatamazsın gelip, gelip. baksın Üç kendi çötemez miydi dedim ben o aklıma Nasıl? geldi mesela. neydi? Ya ben çözüyorum zaten benim ihtiyacım olan şey o iki tane conta ya ah buldum conta. Ha conta conta. Ama... İki tane conta'yı arıyorum ben bir şey aramıyorum ki. Hani gibi. o senin işin değil ya Cem abi. Niye o anlamda işim anlamda olmasın conta ya conta. conta da... Saçımı kendim kesiyorum ya. Pandemiden Ama berber bu... berberin işi o mesela saç kesmek. Benim saçıma baksana kendim kesiyorum. Benim saçım ben berber olmadan yaşayamam yani. Yavşarsın kes kısa bitti. Yok yok onları da bir şekilde gitmem gerekiyor. Hayır yapamam deme evladım. Hayır, Başka tamam, bir yani, şey anlatıyorum tamam, tamam, ya. Yapamam. yani Sen tabii ki contayı takmasın telefon açarsın gelir birisi senin contanı değiştirir. Sen oyuncunu yetiştirmezsin al sana futbol. Tamam. Sen oyuncunu yetiştirmezsin verirsin parayı Çin'deki, Danimarka'daki, Hollanda'daki adama getirir oynatırsın. John Conta'yı alıp kendi yapmandan bahsediyorum ya. Tamam, Süt ehsatçılıkla işte. futbol arasındaki ilişki bu kadar, basit şeyler bunlar. Tamam. Bu da gülerek anlatılmaz tamam. ki, bu acıklı şeyler bunlar. Kendimizin yapacağı işleri başkalarına bırakamayız. Tabii ki karmaşık, ben mobilya yapamam babam gibi. Onu gidersin ustasından, yatak nasıl yapacaksın? Ama yapabileceğin şeyler var bu hayatta. Sen artık o kadar imtina etmişsin. Biraz da rahat alıştık galiba. Hepsini ya. yapmaktan imtina edip, hepsini yapmaktan imtina edip bir de her şeyi biliyor gibi davranıyorsun. Bir yap bakalım ya sıkabilecek misin? Sıktık oldu işte. İki tane John Taymiş işin başına haklısın. gelen. Haklısın tamam öyle doğru. Uğraşmıyorsun işte. Çiçeğe evet. uğraşmıyorsun, bahçeye uğraşmıyorsun. Ama futbola gelince her şeyin en iyisini biliyorsun. Nasıl olacak o iş? Bildiğin koşmayı tarzı. bilmiyorsun, çocuğa kızıyorsun madalya, bronzu beğenmiyorsun. Bronzu beğenmiyorsun, gümüş almış, çocuğu beğenmiyorsun, finale çıkmış kızı beğenmiyorsun kızcağızı. Dünya şahanesi mı çıkarmış çocuk. Yani o oraya gelmek için ne kadar zamanını harcamış demiyorsun. Ayakta alkışlamıyorsun. Bir tane onu iyi kendisini iyi hissedecek bir fazladan tweet atmıyorsun. E sonra ben he, bunu biliyorum, bilmiyorsun. Bilmiyorum. Kusura bakma bilmiyorsun yani. Cem Baba kitap okumaktan, tez yazmaktan yaşadığım stresi sana anlatamam. Yaşadığım tecrübeler de beni kitaplardan soğuttu. En büyük hayallerimden bir akademisyen olmaktan ama iki yılın sonunda pes ettim. Hayallerimizi gerçekleştiremeyen bizler miyiz? Yoksa hayallerimizi gerçekleştirmemize hayat izin mi vermiyor? Diyor. İki yılda insan pes eder mi ya? Yoruldum diyor. İki yılda pes ettiğin için futbolun gelişmiyor. Işte. Hı. Bak al futbola uygula. Çocuk geliyor 17'de bırakıyor 18'de. İki yılda pes eder mi insan? Konuyu değiştir. Başlığı değiştir. Ama işte bizim Cem abimiz yok diyor. Yani yönlendiriyor. E var var işte söylüyorum işte konuyu değiştir. Başlığı değiştir. Kitabı değiştir. Okulu Pardon. değiştir. Hmm. Bir sürü şey var dünyada yani. Değiştir. İki yılda bıkar mı insan? Ya Sabuncuoğlu da yazmış. O zaman hep seni bırakmak zorunda. Her şeyi bırakmak zorunda kalır. İki yıl denedik olmadı bırakalım dersin yani. Bak, Eğer yapmak seni. istiyorsan yapmak istemiyorsan. Zeykuşağı istemiyor, diyor bak Zeykuşağı yaz Sabuncuoğlu yazmış da bizdeydi ayrıldı biliyorsun e, şu an. Selamlar eller, ellerinden öperim Cem abini diyor. Çok seviyorum diyor. O da Eyvallah. Yalsın, teşekkürler. <laughs> Cem babayı okudum ya ona gülüyor o da. Çok seviyoruz diyor Cem abi. Bilgi size güç verir. ancak saygıyı karakterle kazanır insan demiş Faruk Alan Bey. Ya bunlar artık aforizmaya döndü galiba biraz Aynen. mesajlar. Mevzular böyle Cem abi. Şimdi bunun üzerine ben transfer haberi mi soracağım? Oku okuyalım. okuyalım. o, o da onu da buraya bağlayalım. Zaten hayat öyledir yani. Türk halk müziğinde birbirine bağlı türküler derler. Hı. Fasıllarda, Türk müziği fasıllarında mesela bir makamdan 7-8 tane parçayı birbirine bağlayarak şef düzenler akar gider iş. Yani sen bir şey din yani farklı şeyler dinliyorsun zannedersin ki farklı parçalar dinlersin. Makam aynıdır işte Türk halk için söylüyorum Türkler için ayak aynıdır birbirine bağlar gider yani bağlanalım gidelim Katar'a peki şimdi o zaman birkaç Beşiktaş haberi vereyim ee, ne yapalım bir aslında şu şeyi verelim de bir yedinci haberi verebilir miyiz ondan sonra transfer haberlerine gidelim değiştireyim biraz hadi şimdi bu e, paralarla ilgili başladık ya yediyi verelim şampiyonlar ligi parasından evet Bazen akışı yapıyoruz sevgili seyirciler. Şimdi sabah ben gazetelere bakıyorum. Erkenden yapıyoruz. Konu konuyu açınca değiştirebiliyoruz. Teşekkürler arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi parasından Avcı'ya 20 milyon TL ödendi. Beşiktaş eski teknik direktörü Abdullah Avcı'nın sözleşme fesih bedeli olarak yasal faizlerle 20 milyon 12.192 lira ödedi. Siyah beyazlardan kamuya aydınlatma platformuna gönderilen açıklamada anlatılıyor. 20 milyon 12.192 TL ödenmiş olup. Anıla karar ve yapılmış ödemeyle ilgili hukuki süreç devam etmektedir. Şimdi ben tabi haber okudum. Şimdi şampiyonlar ligi parasından avcıya 20 milyon TL ödendi yazınca hani farklı bir algıda, algıya da dil diyorsun ya sen. Farklı bir algıya da neden oluyor bu. Şimdi okurken dedim ki teknik adamın hakkı. Ama hani bak senin yüzünden şampiyonlar ligi parası da gitti anlamı da çıkıyor ya hani dil de diyorsun. O anlamda. Hani bununla gitti. devam edelim dedim sonra bakalım. 12 milyona teknik direktörü alacaktı. 30 milyona bir tweetle 30 milyona çıktı. Bir Rıdvan Dilmen tweetiyle 30 milyona çıktı o diye okuduk şeyde. Ee, Sergen Yalçın'ın yıllık e, kazanacağı paranın. Bence olsun da hani sorun yok. E, orada da gitti. Orada da gitti yani. E, böyle çünkü bu plan işi bu. Ya çünkü kızıyorlar dün Beşiktaş taraftan. Neye? Vardı. Kime? Her şeye kızıyor Beşiktaş taraftarlar. Biz bu paraya transfer yapardık. E, paralar nerede diye bir sorsunlar bakalım türbün açıkken herkes bağırıyordu paralar nerede paralar nerede nerede o paralar onun peşinde düşsünler belki bir yerde daha fazla para var yani bu harcananlardan verilenlerden yani, yani, hakkı sonuçta hakkı ayrı yani tabii ki hakkı canım almış zaten hakkını da Hı -hı. metin metin içke hem kitapların hem de ayakkabıların olmaz mı gibi güzel bir soru sormuşsun çok kitabın olursa az ayakkabın olur <laughs> hani gerek abi? gerek duymazsın Niye? Gerek mi duymazsın? Gerek duymazsın? Ben hem güzel ayakkabılarla gezmeyi seviyorum hem kitap... Ondan mı? Az okuyorsun. Yetersiz yani. Az okuyorsun. Hmm. Az okumuşsundur. Oraya takılmazsın. Bilgi seni birçok şeyden uzaklaştırır. Doğru bildiğin birçok şeyden, müsriflikten, fazlalıktan seni küçültür. İlk her yıl telefon, ya. Her yıl, her yıl telefon değiştirmezsin. Her yıl araba değiştirmezsin. Her yıl yeni çıktı diye televizyon değişti. Param varsa? Param varsa o parayı kazanmak için okuyacak zamanın yoktur zaten. O zaman da kitabın azdır. <laughs> ya çok güzel mantık dersi oldu ama <laughs> hoşuma gidiyor böyle. Yani. yani. Peki. Yani oku, gerçekten okuyorsan birçok şeyi bırakırsın. Yani bu dünyanın devranına aldanma gönül aldanma. Zilli çallı kervanına aldanma gönül aldanma güldürür yüze devranı diye devam eder ve değiş. Yani o, öyleysen yani gerçekten bu taraftaysan öbür taraf Peki. azalır. Yok demiyorum ama azalır. Yani dikkat edersin, iyi giyinirsin, kendini iyi hissedecek şeyler yaparsın ama azaltırsın yani. Bir de görecek o arkadaşların çoğu. Ne? belli yaşlara geçtikten sonra onların aslında ne ihtiyaç olduğunu ne de kendileri için şık olduğunu Aynı insan oldukları halde öyle hissetmeyecek. O dönemki hissiyle. Yani ellileri aşmaya başladıklarında şeyleri daralmaya başlayacak. Şimdi yapıyorum dediğin şeyler bazı şeyleri yapmadığın için öyle oluyor. Diğerlerini yapsan. Bunu yapmaz. Bunları yapmazsın. Peki. Aynı anda birçok şey olmazsın yani. Abdullah Avcı. Abdullah Avcı parasını almış. Beş yani Beşiktaş e, beş parayı vermiş. Şampiyonlar Ligi Güzel geliri yapıyorsun e, be, işte Şampiyonlar Ligi geliri gitmiş hı. ama hı hı. mesela niye sormuşsa onu bak hemen gözden kaçar. Kulüp 12 milyon TL'den yıllık e, ücretlendirme açarken şeye Sergen Yalçın'a sonunda 30 milyon TL'lerin civarlarında bir takım paraları. Var. Orada da bir kayıp var. 15 20 18. Ha o görevde diyeceksin. O da o da hakkı olan bir şeyi alıyor. Dolayısıyla yani bu zarar haberi vardı ya ilk haberimiz zarar ilgiliydi. Tamam, tamam. dolayısıyla onlara incelerken kulüplerin işleyişlerini de bu tercihlerin e, böyle yazı tura atarak yapılmayacağını, bilgiyle, bilimle, sabırla, inatla, yöntemle yapılması gerektiğini öğrenmen gerekiyor. Denedim Abdullah Avcı olmadı gönderdim. Ödersin 20 lirasını. Ya bir izleyicimiz kızmış sana bana. Ne diyor? Bakıyorum. Kızar ya bize. gelmiş İsmail Keskin. Adam çalışmadan para alıyor. Siz de hakkıdır diye yorum yapıyorsunuz. Bu nasıl yorum diye bize kızmış. Ee, yani ortada bir sözleşme. Sen var. mi yanıtlayacaksın, ben mi yanıtlayayım? Ortada bir sözleşme var. Bir sözleşme yapılmış. Daha sonra yol görevine son verilmiş. Teknik adamın tazminat hakkı var. Kullanmasın mı? Yani kim olursa olsun bugün Abdullah Avcı, yarın Cem Dizdar. İş Ahmet, yasalarını evet. bilmemek bu. bu İsmail değil. Keskin siz. Mesela sözleşme imzaladınız. Böyle bir şeyle karşı karşıya kaldınız. Almadan giderim demek. E, bak ne Almadan de... giderim bak. Ne güzel. Evet. Almadan giderim. Yani bunun Beşiktaş özelinde konuşmuyoruz. O yüzden öyle bakarsanız e, daha farklı düşüneceksiniz diye düşünüyorum. Şaşırmış da o nedenle söyledim cevabını. Şimdi şaşırılacak hiçbir şey yok. Hı -hı. Bütün dünyada bu işler böyledir. O içinde bulunduğumuz sistemde e, ünlü sınıf mücadelesinin, işçi sınıfı mücadelesinin kazanımları bunlar. Şimdi yavaş yavaş onları geri alıyor düzenler, sistemler. Bütün dünyada sadece bizde değil. Her yerde geri alınıyor onları yavaş yavaş. O, şimdi bunlar son haklar. Onlar gider yakında onlar. Yasal olarak haklı ama yani etik, Ahlak olarak, yani etik mi? olarak haklı mı diyor Emre? Etik olarak kovanlara sor, sorabiliyor musun? Kim Efendim? kovdu, kim kovdu etik olarak? Etik olarak Önemli kovana Yönetici, sorabiliyor yöneticiler. Ee? Etik olarak doğru mu oluyor yani? O dönemki yani? değil, bu dönem bu yönetim ya. He, yani, anlıyorum. Yani. O dönemki niye dedim ki ben? Kafam gitti bir anda. 12 lirada ısrar ederiz deyip 10, 30 liraya çıkartan konusuna bak kimse gelmiyor hala. Bak yine kişiselleşiyor olay. Tabii bak işte yapının sorununa gelmiyor. Kişiyle çünkü. Yani yapıda bir sorun var. İşletim sistemi bozuk. Bozuk diyorsan burada bozuk, mevcut işte işte bozuk. Paran yok o kadar oyuncu alıyorsun. Bak oralara hiç girmiyor kimse. Bunu kayıp görüyor da öbürlerinin gelecekteki oluşturacağı kayıpları görmüyor. Mesela Douglas'ı hatırlamıyorlar bile. Ya evet, doğru. Hatırlamıyor yani. Başka Birçok kulüpte Cem abi başka kulüpte çalışmasa para hakkıdır ama şu an başka kulüpte çalışıyor. Yani almasa haksız, ne olur ki? Haksız fesih. Ha. Ya almasa ne? Olur o almasa olur ki? o belki de şey olacak, meşrulaşacak. Böylece de haksız fesihin önü açılacak. Alması lazım başkaları için. Emsal mi? Tabii ki. Başkaları için alacak yani. Haksız feseye uğrayan herkes için alacağım. Hmm. Haksız fes edemezsin. Gerekçe göstereceksin. Ya bunu hukuki olarak zaten okunuruz. Gerekçe yani göstereceksin. Sen Gerek diyorsun ki başarılı değilsin. Ya bana gelince ben e, alma yani mesela siz olsanız alır mısınız? Bak, bunlar hep gençlik Evet gençlik. Gençlikte oluyor bunlar. Az okumak, gençlik, başka haberlere göz atmamak, dünya hallerinden bir haber olmak. Çoğumuzun babası benzeri durumlara, çoğumuz bizim yaşlardakiler, çoğumuz bu durumlara geldi. Biz de yaşadık canım ya geçmişte işte bunları. Çıkartırlar, tazminatını vermezler, ortada tabii. kalırsın. Bizde öyle dımdızlak denir yani. O alacak ki. Sonra arayanlar aramaz. Tabii. O, o alacak. Eskiden 50 o. telefon gelirken bir kişi aramaz. O başlarsın. alacak ki <laughs> ötekiler de devam etsin yani. Haksız bir fese uğramasın insanlar. Hı -hı. Yapayalnız hissedersin kendini. Yani böyle bir takım tutuyorum gibi bakın bakıp bak. Takım tutuyorum gibi anlayıp aslında kendi lehine olan durumun karşısında olduğunun farkında değil. E orada kişiselleştirip kendinde niye kişiselleştirmiyor o zaman? Kendi aleyhine bir şey söylediğinin farkında değil. Çalışma hayatında birçok insanın aleyhinde bir şey söylediğinin farkında değil yani. Hakikaten paralar nerede o kadar bağırdı Beşiktaş tribünü ya? Hiç merak eden var mı ya? Ne oldu o kadar para? O kadar gelir deniyordu oradan o paraya bak. Ha aç 5 sene öncenin, 4 sene öncenin gazetelerini aç o kadar... Piyango, oradan para, buradan para, şu nereye gitti o paralar? Bilmiyorum abi. Evet. Beşiktaş'ın kasa hafızası güçlü, Costa değil, bu Bakar lazım. Ersin yedek kalırsa oyuncular etkinlenir. 8-9-10, öyle yazarların Beşiktaş'la ilgili bugün yazıları vardı. Onun üzerinden devam edelim. Yani transfer, Teixeira'yı zaten, e, Teixeira, Gezdal geliyor haberleri var da, bununla Cem abi ne yorum yapar bilemediğim için biraz daha fikir üzerine gidelim isterseniz. Uğur Meleke'nin yazısı bu. Beşiktaş'ın kas hafızası güçlü. Gezdal ve Teşeran'ın katılımıyla çok daha renkli ve yaratıcı bir kartal izleyeceğiz. Siyah Beyazlar Lig'de geçen sezon en fazla pas yapan, en yüksek pas isabeti sağlayan, rakiplerine en az isabetli şut fırsatı veren takımdı. 38 maçın 30'unda ilk golü attılar. Ligin rakip yarı sahada en çok pas yapan 3 oyuncusu Atiba, Joseph ve Wellington. En fazla şut pası vereni Gezdal. Bu verilerin ışığında Beşiktaş'ın otomatikleşmiş bir oyunu ve belirgin bir kas hafızası olduğunu söylemek mümkün diyor. Alex Teixeira'nın Sergen Yalçın'ın tam aradığı futbolcu olduğunu dile getiriyor Uğur Melek'e. E, Costa değil Abu Bakar lazım. Sabahtaydı o da. Hepsini bir vereyim de Cem abi toplu konuşalım. Ee, sabah spor süperlikte yeni sezonun başlamasını 3 gün kala Beşiktaş'ı mercek altına alıyor Levent Düzemen Beşiktaş'ta Abu Bakar gibi kıvrak, çalım becerisi yüksek Topla driplik yapabilen bir golcüye ihtiyaç var Costa ise maalesef 6 aydır oynamıyor Ömer Üründül, Gezdal transferine karşıyım Çünkü maliyetli oldu Bu anlaşma sonucunda geçen sezonki performansını göstereceğinden de şüpheliyim diyor Gürcan Bilgiç e, Yeni futbolcularla Ve yeni futbolcuların ezberlerinin oyunun içine girmesi için Zaman gerekiyor kulübede Hala zayıflar, siyah beyazlı ekip uzun maratonda sorun yaşar ifadelerini kullanmış. Bir de orada Ersin yedek kalırsa oyuncular etkilenir vardı. Onu da verelim. Alttaydı. Heh bu. Mert Günok gelip Ersin kulübeye giderse bu oyuncuların güven duygularını etkiler. Levent de abi mi demişti onu? Ee, orada görmüştüm sanki. Evet. Mert Günok'un, ee, evet aynen öyle Mert gelip Ersin Kulübe'ye giderse bu oyuncuların güven duygularını etkiler diyordu. Böyle bir yazar görüşleri var. Bir turlamış olduk. Tek tek evet dinledi. şimdi e, iki yeni oyuncusu gibi düşünelim. Buralı Salih ve fotoğrafını gördüğüm için Mehmet Topalı. bunları bir düşünelim şimdi. Şimdi Alex Teixeira da geldiğinde, Raşit Gezal da geldiğinde, hı hı. efendim Rozi de orada durduğunda, evet Kenan öne geldiğinde bir garip bir kalabalık oldu orada yani. Değil mi? Garip bir kalabalık oldu. Tabii bir kalabalık yani. Daha uzanları falan saymıyorum bile. ya Bu takımın bir ciddi bir bölümü yedek oyuncu şeyine düştü. Durumuna düşecektir yani. Şimdi bu bir takımda sorun olur mu? İyi yönetirsen olmaz. İyi yönetirsen. Aynı teknik adamla şampiyon teknik adamla. E, ol, Olmaz yani iyi yönetirsen olmaz. Bir de geçen seneden böyle bir hazırlığı var. Duygusu da iyi. Kazanma duygusu var. Kazanmış. Ama bir şey de şunu atlama. Atiba açılsın gibi temel oyuncu bir yaş büyüdü. 38. Joseph de Souza bir yaş büyüdü. E, Vida bir yaş büyüdü. Herkes işte Gezal bir yaş büyüdü. E, Gezal'a dair ülkenin bir fikri oldu. Ya önlem alma konusunda diyorsun. Tabi e tabii yani Gezal'a dair önlem Şimdi kas hafızası var ama e, kas hafızasının epey bir bölümünü yapan oyunculardan bir tanesi Abu Bakar oyunda yok. Kas hafızası var ama futbol öyle bir şey ki bir parça çıktığında o bütün kas hafızasını yitirebilirsin. Ömer Üründül'ün söylediği gibi yani ben bu sene emin değilim diyor Gezal'ın bu seviye seviyeye çıkacağını hani tekrar onun, yani o seviyede yüksek bir seviye miydi bilmiyorum. Ülkeye yeter bir seviye o. Ülkeye yetti. İstatistik e, yani. üzerinden konuşuyor zaten. İşte ülkeye yetiyor Uğur'dan yani. verilerle anlatıyor. Diyor ki yani veriler ya Verin sen veriyorsun. O almıyor ki. Ülkenin sorunu o. Sen tamam. bu veriyi sen ona ülke veriyor. Çocuk almıyor ki. O da aa, gol atıyor yani. Atıyor içeri topu gidiyor. Birisi kafayı vuruyor gol oluyor. Ona asist yazıyorsun. Yürüyor çıt 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 vuruyor gol atıyor. Mevzu biraz da hani Şampiyonlar Ligi'nde de oynayacağız. İyi Oynar mı uğradım. bu takım Aysin? Ne? Selo bu takım Şampiyonlar Ligi oynan mı? Yani skor yapar mı? Birisinde var. Evet, Herhalde Ali'de var Ali Gültüken'de. Ben yani Şampiyonlar Ligi'nin bu hesabıyla bir takım kurmak çok manasız bir şey ülkede diyor. Bu büyük batıklara neden oluyor diyor. Benim kaç yıldır söylediğim şey. Ha, Ömer Ömer Üründül. Beşiktaş hangi kurayı çekerse çeksin gruplar çıkar diyemiyorum. Şimdi bu belirsizliğe yatırım yapılmaz. Çünkü bu hepimizin bildiği bir şey. Bu belirsizliğe yatırım yapamazsın. Kaldı ki çıksan bile işine yaramadığını çıktığın dönemlerde gördün. Her şeylik şampiyon. Şeyin olacak, katlanarak gitti. Tamam. Ee, borçların katlanarak gitti. Dolayısıyla kendini yenileme imkanların kayboldu. Yani borçları telafi hı hı. etmek için daha çok kazanma kazanmam gerekiyor ilkesi seni bu duruma getirdi. Tecrübeli oyuncular alalım. Ersin'de de var mesela. Şimdi bir izleyicimiz var. Ersin kadrodayken Mert Güney'i transfer etme arzusu neden? Hangi mantıkla? Hani o deniliyor. Daha tecrübeli bir takım vuralım. E bak şimdi Muslera cezalı. Fatih kadroda yok. Kale İsmail Çipe ile gidiyormuş şey. Hmm. Ee, Berk bir de var değil mi? Berk ee, Galatasaray. Haberi söylüyorum yani. Haberden okudum yani. Bir plana dahildir yani. İlla Mert geldi diye kaleye Mert geçecek değil. Öyle düşünme. Hayır altta da gençler var ya, utkusu var, daha gençler var. Sen söylüyordun ya, almaya ya gerek anladım. var mı diye. anladım. Var da yani takımın planını önce bir anla, sonra karşı çık. Kaç yani şimdi Mert Gönök'e kötü kaleci diyecek biri var mı aramızda? Yani ben ben kötü demem. Var Var mıdır? Mert Gönök kötü kalecidir diye. diyen çıkar. Kim? Şimdi bak soralım diyen çıkar. Sor sor. Soru desin bakayım. Tamam. Ne, bir dakika, soruyu alayım bir daha. Mert, Mert Kuno kötü, kötü, kötü kaleci midir? midir Soru Evet diyecek kaç kişi var Cevaplarınızı bakalım. bekliyorum. Böyle tamam, bir şey söyledim mi? Böyle bir şey söyleyen insanla zaten futbol konuşulmaz. Evet diyenle. E tabii canım. Yani futbol konuşulmaz ki. E, niyettir o işte. Sinir oluyordur. Ona sinir olduğu için onu söylüyordur. Mert Kuno kötü kaleci diyebilir mi birisi? Ve böyle bir kaleci o bizim takımda olsun. Mehmet Topal kötü oyuncu mu? Kötü futbolcu demem. Salih Dursun, Salih Uçan, hmm. e, Josep de Souza, Atiba, Mehmet Topal, Salih Uçan. Bir yap bakayım bir üçlü orta sahaya. Bir de e, 8 değil mi? 8 yabancı yapacağız. İşte yap bakayım bir yani bunlardan bir üçlü yap bakayım orta sahaya. E niye orada duruyor? Bir durumda işte bu 8 yerli yabancı sayısı şudur budur diye bir plan yapıyor takım. O nedenle kaleye Mert'i alıyor. Ancak sorunlar yine de burada değil. Ben Cem abi ne istiyor anlamadım. Gezzal yürüyerek gol atıyor diye laf oldu. Ne yapalım? Kimi alalım? Kimi oynatalım? Fuat Berkay Kösoğlu yazmış. Ona hiçbir şey anlatamam. Ee, orta noktada buluşma... Ona imkanı yok sana. Bir şey anlatamam <laughs> ben. Ben sana bir şey anlatamam. Kimi alalım diyen birisine ben Hı. bir şey anlatamam. O hiçbir şey anlamamış yani olan bir tane. Yani bunca yıl anlattığım şeylerden anlamamış. Ona anlatılamaz artık yani. O imkansız. Olmayan enerji o yani. Bir de i̇şte bazı izleyicilerimiz, verdiğimiz haberler üzerinden eleştiri yapmış da, yazarların yorumları, yazarların ifadeleri, fikirleri, onlar üzerinden biz de konuşuyoruz. Ya yani ne verelim mesela? Bak ne geçen senenin Fenerbahçesi daha şey bir kadroydu, daha böyle dolgun bir kadroydu. Neler yaşadılar? Kariyer anlamında mı söylüyorsun? Yani kalabalık her mevkide, 3 oyuncu, dört oyuncu, namlı oyuncu, şanlı yani iki, iki, oyuncu, iki, iki, ünlü sahabek, oyuncu. Iki sol bek, yani bu, bu anlama gelmez. Canım. Yani yapamaz demiyorum. Gökhan Töre oynayamaz demem. Gezzal oynayamaz demem. Hı hı. Bu bu anlama gelmez. Anladım. Yani bunlar gelecekler geçen seneki hikayenin aynısını yazacaklar anlamına gelmez. Geçen seneki hikaye biraz da rakiplerinin birazdan fazla rakiplerinin yapamadığı ile ilgili bir şeydi. Uğur'un bugün yazısındaki güzel şey 2.50 ile Lutescu takımı lig bitirmiş. 2.50 ile ile, 0-0-5'le yani bitirmiş ligler bitiyor uzatılmış yani kazanma oranları düşüyor ve Türkiye Ligi esasen e, güçsüzlük içerisinde yarışmayı sürdürmeye niyetli bir lig. Bu arada soruya yanıtlar geldi. Aha. Nedim Uzun, Mert kötü kaleci değil de Ersin'den daha iyi değildir. Değildi. He, değildi. Mert Günok kötü değil ama gelişebilen bir oyuncu değil Taha Martin. Hı hı. Ee, soru geliş yani sorunun arkasına gerek yok Cem ki. Cem Bey siz Mert'in iyi olduğunu düşünüyorsunuz ama sizinle aynı düşüncede olmayan insanlar futboldan anlamıyor mu diyorsunuz?" demiş İbrahim. Evet lazım. diyen anlamıyor derim ben yahu. Evet evet. Altın Hayır ki mi? evet e, kötü bir evet kötü kalecidir diyen futboldan anlamıyordur diyorum ben. Nasıl bir şey tartışıyoruz biz ya? Evet diyorsun. Milli takım kalecisi futboldu, kötü kaleci diyorsun. Ya, beğenmiyorum farklı bir şey. bambaşka başka şeyler bunlar şey. ya, bunlar van şeyler ya. yani. Hı, hı. Bambaşka şeyler ha bunu gülerek mi anlatalım şimdi var diye arkadaş gülerek anlat biraz diye. Ya bir düşünme sorunu var ülkede diyorum bak. Hı hı. Futbol konuşanların büyük bölümünde bir düşünme sorunu var. Bu bir sorun. Bu sorun üzerinde çalışalım biraz diyorum. Bir şey söylemiyorum ki. Kendi takımın olduğunda bir şey söylemeyeceğin her şeye öbür takıma gittiğinde tam tersi şeyler söyleme. Tutarlı ol. Tutarlı ol yani. Milli takım kalecisi bu. O kulüp de onu olası durumlar için Fernando Mustara'nın başına gelen Ersin'in başına gelirse diye de almış olabilir. Tam tersine Ersin'den daha iyi Şampiyonlar Ligi kalecisi olarak gördüğü için de almış olabilir. Sen, Eğer Ersin bunu, bunu dert, olsun, dert edecekse mısın, Ersin ben karışmam o işlere. Ben yönetici olsam böyle takım kurmam zaten. Ha. Ersin Ersin bunu kendine dert edecekse iyi kaleci değildir zaten. Olamaz da. Ha. Yani iyi kaleci geldi de ben küstüm oynamıyorum derse olamaz. öyle o de olmaz diyor yazıda. Olmaz. Onlar bizimle hiç... öyle diyor. Ya Alisson'la oynayan kaleci etkilenir mi bundan? Aldın getirdin Liverpool'un kalecisine. O işine yaradı mı ya? Karius. Ha, yaradı mı işine? Yaramadı. Ya böyle bakılmıyor artık oyuna. Futbola böyle bakılmıyor. Olimpiyatlara ya... yanlış baktığın gibi futbola da yanlış bakıyorsun. Bu bireysel performanslar olduğu kadar takım performansına bağlanacak performanslar. Bunları anlamak biraz karmaşık anlatıyorum ama bu işler karmaşık işler olduğu için. Bunlar arkadaşların anlattığı gibi şipin işi çözülecek şeyler değiller. Yani tamam. o böyle değil bu konular. Peki. Bu arada Fatih Kurt her gün bir saat kitap okumak yerine Cem abi dinliyorum demişsiniz. Olmaz. Şimdi Cem abiyi dinleyin aman. ama kitap da okuyun. Aman Aynı aman aman dinleyin. aman beni dinleme. Aman beni dinleme. Seni de dinler kitap da okur abi ne alakası var? Dinlemesin ben, da ya dinlemesin. Seviyorum daha izlemeyi. Daha dinleyerek diyeyim. daha. O başka bir şey. Cümleyi oku. Ya, okuyorum tamam. Her gün bir saat kitap okumak yerine Cem abi Yerine yanlış diyorum sana yerine bak cümle dil bilgisi <laughs> yahu dil bilgisi yerine yanlış <gülüyor> yerine. <gülüyor> Tamam peki. Yerine yanlış, yerine yanlış. <laughs> Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 milyon euro kaynağında Del Bosco'ya gitti. Unutmayalım diyor Atilla Gökçe abi. Atilla abi sevgili. Evet. Sağ olsun o da hemen bir Yerine yanlış anladım. orada da. Hı hı. Burada da birçok şey yanlış. Ben bir izlemesin demiyorum. Bir şey bir şeyle değiştirilmez. Ben hiçbir kitabın yerini tutmam. Kimse tutamaz. En büyük anlatıcı da tutamaz. Alırsın ipucunu geçersen anlatılan akar gider, kitap kalır. O nedenle büyük sıkıntımız o. Kitap olmadığı için dilde sorunumuz var. Kitaba yaklaşamadığımız için bir daha bir daha bir daha bir daha okursun. Ne dedi bu, ne dedi bu, ne dedi bu diye okursun. İki paragrafı geçemezsin iki gün bazen. Bazı kitaplarda bazı konularda Perştepe'de geçemezsin. Abi. Geçemezsin. Matematikte de öyledir, ne bileyim fizikte de öyledir. İzlemiyor musunuz fizik filmlerini? Matt Damon gelir temizlik yaparken hmm. çözer. Orada bir tane profesörler, koca koca insanlar çözemezler Çözemez. bir şeyin sorununu. Çözemezsin bazen. Ama tahtanın karşısından deminki arkadaş gibi yapmazsın. İki yılda bıraktım gidiyorum ben son olamayacağım demezsin. Kardeşim kaç yıl sonra bitirdi hukuk fakültesini. Şimdi şakır şakır avukattır yani. Peki. bu bu işler öyle değil yani bu hayat da böyle değil yani hiçbir kimsenin zamanı kaybolmaz doğru doldurursan zamanının için Yaz, Yazarlarla ilgili başka ekleyeceğim var mı Cemal yok yani ne Kosta değil abi yani, bakar lazım Kosta ya ben bunlardan mı? anlamıyorum gelir Kosta 60 gol atar hiçbir şey söyleyemezsin bu yazıların hepsi unutulur burası Türkiye bak burası Türkiye gelir alırsın verirsin 10 milyon euro Diego Costa'nın bütün maliyetini karşılarsın. gelir 60 tane gol atar Yersin böyle bakarsın Costa gol atarken. Tamam. O yüzden istiyor işte gelmesin zaten. Ama paran gider paran. Paran, paran gider canım. paran. 60 tane gol atar. Dolayısıyla Abu Bakar'dan o daha iyi bu daha iyi olmaz. Buraya her gelen iyidir o iyi oluyor zaten diyorum. Yürüyerek gol atıyor diyorum. Ne var bunda evet. ya diyor. Ya yürüyerek ülke gol diyorum sana. İşte Sonra da kızıyorsun çocuğa maratonda 52. oldu diye. Ondan Çocuk olmuş. çocuğun koşmuş. Ne Değişir var şey. yani. Bu başka ülkeden getirdiğim milli formu verdin de maratonu bitirememiş. Oradaki şeyi anlayamıyorsun oradaki farkı anlayamıyorsun. Biri bitirememiş, biri bitirmiş. Cem abi bize bir 11 yapabilir misin güncel Yapamam. kadrodan? Murat Bey. Antrenman al. bilmem gerekir. Onlar hep televizyonlarda bunları anlattıkları Yapılıyor, için size. Için öyle size bunları anlattıkları için televizyonlarda. Kapalı antrenmanlardan 11 çıkardıkları için alıştınız bunlara. Ben cevaz bunlardan. Ne yapacaksın? Oturan otur seyret ya. Yani sonucunu bildiğim bir şey insan seyreder mi? Zaten futbolu bu kadar muazzam kılan şey sonucunun bu kadar belirsiz olması idi. Artık değil de. Artık değil. Artık değil. 12 12'ler mi 16'lar mı ne var diye onlar parayı verip büyüdüğün büyük oyuncuları ala ala. Perez o, ve arkadaşları. Adamın şeyini oyunun bütün büyüsünü bozmaya çalışıyorlar. Daha çok insana daha çok şey seyrettireceğim diye. Peki. Cemal Fenerbahçe haberlerine bakalım. 11-12-13'ü verelim. Var mı bize yan bakan? Maestro Mesut ve de Ercan Güven'in yazısı vardı. Ee, şöyle bir derleyelim. Var mı bize yan bakan? Lacivertler deplasmanda karşılaştığı Giresun Spor 3-1 mağlup etmeyi başardı. Kanarya'nın gollerini Salahi, Serdar ve Valencia atarken Karadeniz ekibinin tek sayısı Pelu Pesi'den geldi. Devam edelim. Maestro Mesut, fanatik. Faik abi, Faik Çetiner yazmış. Lig öncesi son maçta Giresun Fenerbahçe için ciddi bir sınav oldu. Savunma istenen düzeyde değil, santrafor eksikliği de hissediliyor. Ama doğru bir kararla kaptanlıkla ödüllendirilen Mesut eski günlerine dönüşüm müjdesini verdi. Mükemmel asistler yaptı, adam eksilti, tempoyu ayarladı, takımını maestro gibi yönetti. Fenerbahçeli taraftarlar da dünkü performansına çok çok memnunlar sosyal medyada gördüğüm kadarıyla. Ercan Güven, Milliyet. Ercan abinin yasını kep istedim ama oradaki bölümü bulmam lazım. E, nitekim e, şey cayır cayır yakıyor gemileri Pereira 3-4-3 için. Caner gitti gidişine hayret edilecek pek çok adam sırada. Ozan, İrfan Can ve Mert Hakan gitmese bile kulübede oturacaklardan. Oysa sistemde muhtemel bir geri adım atılırsa hepsi aranacak adamlar. Hele Ozan takımda tek triplikle top taşıyabilen ki Fenerbahçe üçlü savunma oynadığında bile gerekli. İrfan Can, Mesut'un alternatifi, Mert Hakan Joker gibi. Lakin tümü, tümü sistem kurbanı. Savunmada da aynı kıyım. Hoca üçlü savunmadan geri dönüş yok deyince bir sürü kıymet safra diyor. Ee, sebep sonuç ilişkisine dayandırmış. Eğer olmazsa istediği gibi diye. Dün hatta bir sabahta bir haber daha vardı onu da verelim. 4-4-2 diyen da sert tepki. Bunu beraber yorumlayalım. Cem abi izlettim ben videoyu haber okumuştu. Ee, onun üstüne o haberi de verelim mi? Fenerbahçe'nin Giresun oynadığı hazırlık maçında enteresan bir olay yaşandı. Yedek kulübesinin arkasında bulunan tribündeki bir taraftar teknik direktör Pereira'ya e, Pereira kızdırdı. Portekizli teknik adamın üçlü savunma sistemiyle oynamasına göndermede bulunan taraftar 4-4-2 diye bağırdı. Pereira da arkasını dönüp kapa çeneni, ka kapat çeneni diyerek cevap verdi. Yazarların görüşleri e, ve dünkü yaşanan bu. Yani bilmiyorum şimdi bir maça bakarak böyle bir Fenerbahçe değerlendirmesi ya da hazırlık maçlarına bakarak yapılabilir mi? Çok kestiremiyorum. Yani gerçek zamanlı maçta başka başka şeyler olacaktır. Yani o hazırlık maçlarını izleyen işte ilk üç rakibi de Fenerbahçe'ye karşı başka düzende oynayacaktır. Ya da üçüncü maçtan sonra başka düzende oynayacaklardır. Evet bu üçlü savunma düzeni orta sahada ve zaman zaman ön tarafta bir fazla oyuncu bulundurmayı Avantajlı hale getiren bir düzen ama bunun için hani sık sık maç analizi yapan arkadaşlarımızın da yazılarında, televizyonda da gazete programlarında söylediği gibi burada oyunun boyunu uzatmamaya dikkat etmek gerekiyor. Oyunun boyu uzadığında bu alanlar arasındaki boşluklar rakip için iştah kabartıcı oluyor. Şimdi Fenerbahçe'nin sorunu da biraz şu oldu geldiğinden bu yana bugün herhalde son gol atan oyuncusunun söylediğini kaçırmayalım. Hocamızın düzenine alışmaya çalışıyoruz diyor. Çünkü bu takım sürekli düzen değiştirerek oynadı ve Uğur'un Beşiktaş için söylediği şey. kas hafızası oluşan bir takım haline gelemedi. Bir hafızası yok. Hala Mesut Özil'in özel yeteneğinden faydalanarak oynamam temelli yazılar okuyorum ben. Mesut Özil şöyle oynar İlk böyle oynar. Bir yapıyor bir pas atıyor mesela hemen pozisyona mesela giriyor. Erşan Güven yazısındaki hı hı. girersin girersin. Hayır, Mesut girersin. o yüzden geldi ya mevzu o abi. Mesut'un gelme amacı o ya. Ya öyle bir amaç olmaz. Nereden çıkartıyorsunuz böyle şeyleri? Gözünüzü seveyim ya. Ya böyle şeyleri niye bu kadar kolay kabul? Böyle bir oyun yok dünyada ya. İki pas attım, bir pas attım diye bir şey yok artık ya. Yok da. Ya her gün burada bunları anlatmaktan rahmetli anneannem gibi söylüyorum dilimde tüy mesuttan beklenen takımda. Ya o oyun eski ve geri bir oyun. Doğru. Doğru karşı çıkmıyorum ona. Mesut'tan beklenen o diyor. Ya bir ne şey yapayım, bekleme Mesut'tan. Bırak takım oynasın. Sen neyi Mesut'tan bir şey bekliyorsun? Ne yaparsa yapar. Hocası biliyordur ne yapacağını. Ya derdiniz ne de sizin ya ben anlamıyorum ki. Ya böyle bir oyun yok dedikçe Mesut'tan bu bekleniyor diyorsun. 4-4-2 istiyormuş adam. Onunla onunla diyorsun. 4-4-2 isteyene ne diyorsun? O da Fenerbahçeli. Herkes kadar Fenerbahçelidir. Herkesden daha iyi Fenerbahçelidir sorsam belki de. Ne diyeceksin? Tamam, bence sen? zarar, zarar verir. Bir ne konusunda. olur zarar verse 4-4-2 oynat diye önerisini söylemiş. Ne zarar olur bunun ya? Yani? Öyle önerim olur ya? Ne diyecek yani adam tribüne? Pereira, 4 diye e, ne, mi olur? ne var bunun zararı ne? Ay, öneri mi bu yani şimdi? E, 4-4-2 oynat diyor. Ne diyor o adam? Bir şey mi söylüyor? E, i̇yi o, şey e, o zaman ver listeyi sen nasıl oynamam gerekiyor? Yahu Hangi taraftar diyorum. Ha? Taraftar ne yap istiyorsunuz taraftarda? Ya Oturup ne yapıyor, her şeyi şey, kabul mü etsin yani. Bu, 11 yapan gazeteciler gibi. Her maça 11 yapan gazeteciler gibi herkes her şeyi kabul mü etsin? O da 4-4-2 oynat demiş. Bir şey dememiş ya. Ülkeyi biliyor belki. Ülke herkes Ülkede üçlü düzende oynayamayacaksın. Başına Filip Koku'nun geleceği gelir. Senin başına gelmez yetmez. Benim de başıma gelir mahallede. iş arkadaşlarımın arasında diye düşünüyorsa ne diyeceksin? Bir garantisi var mı yani bu üçlü oyunun e, dört başı mamur Fenerbahçe'yi sona götüreceğini? Kardeşim abim kimse kim lütfen sen kendi işine odaklan boşver. Yahu onunla niye konuşacaksın adam önerisini söylüyor. O zaman sen Pereira'nın tepkisine de doğru değil diyeceksin şimdi. E değil tabii. Niye konuşuyorsun onunla? Tamam. Sen 4-4-2 söyler bir şey yok ki onda. Bir şey yok yani. Ne var ki? Birisi türbünden 4-4-2 oynat demiş. Ne var bunda? Sen türbünle mi oynuyorsun? Sağdaki oyuncuyla Sağdaki... mı? Oyuncun sana diyor ki Bak oyuncun yeni düzene alışmaya çalışıyoruz diyor. Bunun süresinin ne kadar olduğunu kestiremezsin. İki maçta atılan bir top seni aldatır. İki maç top atar Mesut sana. Gider gol atarsın. iki maç kazanırsın oldu dersin. Geçen sene aynı şeyler oldu. Ondan önceki sene aynı şeyler oldu ilk 10-15 haftada. İki top atıyorlar gol oluyor. Tamam diyor. Ne sıkıntı yok. Ya Öyle azından olmaz, azından olmaz işte. Bir yapıyı kurmak böyle bir şey değildir. Değil tabii. Dün diyorsun ki ben Kolkur geldiğinde bunu söyledim. Onun evet. anlattığı şey o takım planının olmadığı. Aynı şey burada da o 4-4-2 isteyen arkadaş da onu söylüyor. Bak burası Türkiye. Üçlü de seni mahcup ederler burada diyor. Teknik adam gelmeden tır Nedir o diyor? O da diyor ki bak. Şey Pereira diyor ki. Ne demek istedin sen şimdi bana diyor. Konuşturuyorum onları. Hayali konu. Ne demek istedim diyor. İzlememişsin Türk milli takımını diyor. Üçlü oynadılar diyor. Yedi goller ondan sonra dörtlüye döndü. Yedi tekrar golleri diyor. Çünkü darmadağın oldu diyor. İzlememişsin o üçlü oynayan, oynanamadığını bu ülkede izlememişsin diyor. Şimdi hadi bakayım kızın şimdi o arkadaşa. Diyecekler ki şimdi aksilik yapıyor. E şimdi aynı şeyler oldu. Milli takım 3'te oynadı. 7 golleri 4'lüye döndü 7 golleri. Dönmedi mi? Olmadı mı? Yeni, o da o tecrübeyle Futbol böyle bir konu. şey değil diyorsun ya. Yenilenen futbol düzeninde çoğu takım mesela üçlü oynamaya başladı. Yahu artık. senin yenilenen futbol düzeninde 30 yaş oyuncuların yok. Gözünüzü seveyim artık ya. Bir e tamam işte yetek... bak Caner dedin. Caner yok mesela. Yahu yani... Caner dedim gelenlerin bir tek son aldıkları çocuk 24. tamamı ön tarafa baksana 30-33 yaşında gençlerin ikisini at, koymuşlar dışarıya. Ozan Tufan gibi ülkenin 6-8 yegane oyuncusu dışarı çıkmak zorunda kalıyor. Ge Çaresizlik yani bu. Zayt iyi performans gösteriyor orada. Yani ya Zayt iyi var. performans gösteriyor, göstermiyor değil. Bir Hı. düzenin oturması zaman alır. Bir düzenin oturması, bir sistemin oturması bizim gibi ülkede risklidir. Üç maç kaybettiğinde bütün doğruları değişen bir yer burası. Üç maça bakar, doğruya bakmazlar. Arkanda karşıya geçmiş kalabalığa bakarlar. Cem dizleri trendi topik yapan ve o kadar kalabalığa bakıyor. Onları doğru zannediyorlar. Tamam, Hayatlarında 150 metre koşamamış adam bana atletizm dersi vermeye kalkıyor. Ha, haklısın tamam doğru. Orada da onun söylediğini anla. O tecrübenin içinde o 4-4-2 talebinin içinde Türk milli takımında gördüğü felaket de var yani. O maç felaketti. Onu dedikten sonra gol atıyor takım değil mi videoda? E, o felaket. Gol atarsın atmazsın. Sonuç önemli değil. o, Hayır, o, o insanın bu. tecrübesini anlayın diyorum. Olmaz diyor. Denendi bu ülkede diyor. Fatih Terim de denedi. Oldu mu? Olmadı. Geçenler. Olmadı. Oldu mu? Olmadı. Olmuyor. Niye? Çünkü orta sahaların henüz o üçlü düzende oynayacak kadar güçlü, atletik, dayanıklı, top alma becerisi yüksek kurguda değil. Onların olması zaman ister. Ha sen ona dayanırsın olur. Kimse bir şey diyemez ki. Olur. At, oyuncuların koşar olur. Yani Mesut'tan da... Arsenal üstü bir performans çıkartırsın savunmacı anlamında. Olur alan kapatmacı ya burada zaten anlamı. Bir de o 3 Türk meselesi var. Beşiktaş'ta da söyledim. Galatasaray'da ya da ya Onlar olacak. hiç sorun değil. Olacak. En sorun etmeyeceğiniz şey şu 3 Türk meselesi. İnsan bir toplum kendisine bu kadar hor davranır mı? 3 Türk doğru. var diye maçı kaybedeceğiz. Ee, şimdi bir izleyicimiz hatırlattı. Herop, Herop isimli Gaziantep Futbol Kulübü de 3'lü oynamıyor muydu? 3'lü oynuyordu. üçlü oynuyordu. Evet. Doğru, Olmuş. ben de öyle hatırlıyorum. ya şu oynarsın bir şey değil. Değil mi? Üçlü oynuyordu. Ne mi? oldu ya? Üçlü oynuyordu. Ne bir oldu? anda böyle üst sıralardaydı. Ne top oynuyorlar diye konuşuldu ya. Sonuç? Gitti. Gitti gitti. Şu dikkat gitti. Sonuç Ama ne? Sonuç, 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 sonuç. Ya bir takım oynar, bir teknik yukarılardaydı kadar. Bir yani. O sonuç ya bir o. takım bir şeye karar verir. Üçlü de oynar, beşli e, de oynar, yedili anladım. de oynar. Adam mesele bak, ederim. mesele şu. Bu ülke bazı durumlara dayanıyor mu dayanmıyor mu ona bakacaksın. O 4-4-2 isteyen arkadaş kendi tecrübelerinden bahsediyor orada. Olmaz bu diyor. Hmm. Ben Fenerbahçeli olsam inşallah onun şeyi çıkmaz derim yani dileği çıkmaz derim. Çıkarsa gene aynı şeyleri yaşayacaksın. Kokularda yaşadığın işleri, Ersun Yanallar'da yaşadığın süreçleri yaşayacaksın. Aynı şeyleri yaşayacaksın. Çünkü burada kazanamadı mı gönderiyorlar. Öyle. Bir sürü oyuncu elinde kaldı. Dün saydık 11 stoper gelmiş. 8-9 tane stoper yok mu şeyde? Üçlü oynayacak takımın 8 stoperi olur mu? Olmaz. Her sene yeni oyuncu e, geliyor. şimdi onların yarısını sağ sola kiralık göndermek için şey göndereceksin. Ee, ya, parasının yarısını ben vereyim diyeceksin. Başka türlü gitmiyorlar zaten. E tamam başka türlü gitmiyor. Parasının yarısını ben vereyim diyeceksin. Sonra da Emrah çıkacak diyecek ki. Ne okudum onu. 14 yabancı diyorsun. Hem bu kulübe tescilli, hem gönderdiğin kulübe tescilli. Federasyon demiş ki biz bunları düzelteceğiz birkaç gün. Ya lig başlıyor ya. Hem orada oynuyor, kiralığa i̇şte gitmiş de tescilli diyor Emrah oyuncu. Tescil edilebiliyor. Hem burada ediliyor. Burada edildiği için yani gönderdiği oyuncu da kendi kadrosunda göründüğü için 14 sınırına takılıyor. E niye? Bürokrasi işlememiş, çalışmamış yani. Emrah bunları boşuna yazar, yazacak. O da sağ olsun yani. olması birçok şeyden yani Haberimiz oluyor sayesinde Victor Pereira'nın bir bildiği vardır elbette Ayrıca hazırlık maçında taktik denenir Bu sezon boyunca 4-4-2 yapmayacağı anlamına taşımaz ki e, Doğru söylüyorsunuz Ömer Bey 4-4-2 veya 3'ün ne fark eder? Önemli olan neyi iyi yapabildiğin diyor. Doğru. Cem Bey. Tam da mesele Hüseyin o yani. Hiçbir ince şey fark etmez. Türkmen mi? Hüseyin İnce Türkmen. Yani. Neyi doğru yaptığın önemli. Bir şeyi doğru yapabilmenin için de onu tekrar etmiş olman. O yaparken gördüğün eksikleri gideriyor olman gerekir. 3'lü oynar, 2'li oynar, 5'li oynar yani yapa, takım yapabilir mi? Bizim ama ülkemizin sorunlarını göz ardı etmeyelim. Ülkemizin temel sorunu yaşlı oyuncu grubu ile oynayan takımla, takım sayısının çokluğu. Oyun ritimlerini, oyunu ritimsiz bırakıyor. Yani üçlü oyunların çoğu ön taraf baskısını, ön taraftaki aktif e, halleri e, zorunlu kılan hallerdir. Yani orada ne diyor üçlü oyun? Orta sahada bir fazlayız ya da önde bir fazlayız diyor. Hı hı. Bunu gören rakip geliyor, 11 kişi bu alanı dolduruyor. E sen 3 4ün orada geri kalanında o kalabalığın içine atıyorsun, top oradan çıkamaz hale geliyor. Faul yerdesin, faul yerdesin, top yerde, top taşta, top yerde, top taşta, faulde e, bir şey göremiyorsun ki. Eğer ülke bir oyun düzeninde anlaşabilirse ve herkes oynamayı temel alırsa, oynatmamayı değil, oynamayı temel alırsa işlerin yoluna girmesi, üçlü düzenlerin, dörtlü düzenlerin, beşli savunmaların, hücuma dönük işlerin, da oyunun daha gösterişli olmasının da önü açılır. Senin sadece yapacağın üçlü tek başına bir şey anlamıyor. Gelir adam 11 kişi bekler. İstersen tekli savunma yap, tek stoperle oyna. Hiçbir şey olmaz. Sadece kalabalık, yoğunluk olur alanda. Bu üçlüde. Alandaki yoğunluğu azaltacak çözümleri de vardır Pereira'nın Hanım bence. Vardır yani. Bu üçlüde o kanatlarda oynayan futbolcuların savunmaya, iyi takım savunması yapması gerektiği için, üçlü oynayan takımın savunmaya çok büyük destek vermesi gerekiyor. Şimdi Faruk Bey demiş ki siz yoktunuz, program yapmıyordunuz o ara. Caner'le ilgili hiç yorum yapmadı Cem Dizdar. Bugün de haber var hatta işte Rize'den hamle diye. Gökhan Gönül gibi Rize'ye gideceği haberleri var. Ee, onu da sorayım sana Caner Erkin yorumu. Çünkü sen yani Caner şey görmüştür hoca. Yani o orta oyun orta aç atma, içeriye top e yükseltme oyunundan takımı çıkartmaya çalışıyordur. Onu da denemiştir. Yani pas oyununda ya da savunma oyununda. Çünkü bu üçlü düzenlerde orta saha kenarları, savunmacı karakterleri açısından da önemli ya. Onu arkadaş şöyle düşünsün. Ne dedi şeyi alırken, Rıdvan Yılmaz'ı milli takıma alırken, Şenol Güneş en sonunda dedi ki, Cenler'in savunması düşük. Bittikten bu, sonra ne dediğinde de hatırladım Beni ilgilendirmiyor ya, ya beni abi, ilgilendirmiyor. ilgilendirmiyor. Ben polemik peşinde değilim Ben de değilim ya. hatırlıyorum diyorum sadece. Ya polemik dediğiniz. o, polemik. Boş ver ne dediğini. Unutayım mı abi? Ya unutma, polemik e, yapma benimle diyorum ya. Tamam. Ben sana işin doğrusunu tamam. anlatıyorum. Pereira da onu gördü. Savunma yapamıyor bu oyuncu. Dolayısıyla benim ne yüksek topa ihtiyacım var, hmm. ne savunma yapamayan oyuncuya ihtiyacım var. Tamam. Dedi. Sorun bu. Şenol Güneş ne derse desin. Yenildi geldi işte. Var mı raporu çıktı mı Şenol Güneş'in? Hayır. Çıkar mı? Milli takımın Avrupa Şampiyonası'nda ne olduğu gibi bir rapor okuyacak mıyız? Şu zamana kadar çıkmadıysa çıkmaz. Lig başlıyor okumayacaksınız demektir. Çünkü düşeceksiniz o hakem o ya, kararı yanlış verdi, bu hakem bu kararı yanlış verdi. Sonra da işlerin bir takım transferlerle düzeleceğini herkesi inandırmaya çalışacaklar. Sonra diyeceksin ki evet. Amerika bu kadar madalya aldı. Onlar diyorlar ki biz bu kadar madalya alamadık. Niye bu kadar alamadık diye hadi oturalım, bir çalışalım, bir raporlayalım diyelim. O raporlar insanlar arasında, antrenörler, gruplar işte kitleler arasında geçsin diyor. E biz hiçbir şey bilmiyoruz. O teknik adam gidiyor, bu teknik adam geliyor. Evet. Ne oldu? Şenol Güneş'le Emre Belezoğlu çalışacaktı. Bilmiyoruz, çalışmıyor. Ne oldu? Emre Belezoğlu Sarri ile çalışacaktı. Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Hı hı. Haberi merak eden var mı? Yok. Bir meraksızlık içinde o gelecek bizi kurtaracak, bu gelecek bizi kurtaracak oyunu oynayıp duruyor insanlar maalesef. Tabelayı yaparsa kimse üçlü, dörtlü, beşli bakmaz. Öncelik skordur diyor. Değil Kudret Bey, hayır hayır. Reaksiyon anlamında. Oyun, şey, oyun Tabii anlamında. ki tabelayı yaparsa, isterse yani. işte ne olacak? Tabelayı yaptın, geriye 6 kişi koydun, önde 4 kişiyle hücum ettin, gittin bütün maçları 1-0 kazandın. İlk 10 maçta 30 puandasın, bitti konu kapandı. Peki. Caner'e de sordum. başka soru var mı? Yok ben şöyle şeye geçeyim. Bye Bye Falka haberi sabah gazetesi Bye Bye Falka pes ettirdi haberi vardı sabah gazetesinde. Evet bir onu verelim. Aynen öyle. Taraftarın yumruk şova en son çağırmasıyla şaşkına dönen Kolombiyalı Yıldız Loja'da bulunan eşine yönelik sözler ve Bay Bay Falka tezahüratları ile birlikte geri adım attı diyor. Mehmet Özcan haberi. İki sene önce on binlerce kişinin coşkuyla havalimanında karşıladığı Falcao'yu son St. Johnson maçında yüzlerce kişi protesto etti. Hatta tepki e, ailesine kadar uzanınca Yıldız oyuncu ayrılık kararı aldı diyor. Kararı alır da uygular mı? Yıllık 5 milyon euro garanti ücret bonuslarla birlikte 7 milyon euro maliyeti olduğunu hatırlattı. Karar almak kolay. Mehmet Özcan. Karar almak kolay. Abdullah Avcı almadı kararı. Beşiktaş Kulübü aldı kararı. E sonra ben bunun sonucuna katlanmam diyor Beşiktaş Kulübü. E aldın kararı nasıl katlanmayacaksın? Katlat işte mahkeme katlatır seni katlandırır o şey. Hı hı. Bay bay hepiniz bay bay lolunuz diyordu değil mi? Kapıya geliyor. Siz diyor orada Müslüman arıyordunuz. Ki dünkü izleyicimizin dediği de oydu. Sen Hangi ne demiştin de? alındığı zaman? Bilmiyorum hatırlamıyorum. bileyim, evet. Çok zaman geçti. Yani Yine onun için Böyle bir yükselmiştin Abu Bakar için, herkes için. Yapmayın böyle hmm. şeyler. Gerek yok bunlara. Bu ülkenin bunlara ihtiyacı yok. Çinliler bunu yapmışlar. Çok paraları var. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi gibi görünüyorlar. Çinli bunu yapmış. Çinli bile dükkanı kapatmış, sınırı çekmiş. Almayın diyor. Göndermiş Gönderiyor. oyuncuyu. Hmm. Slaven Bilic dert yanıyor. Bak bir sürü oyuncumuz gidiyor diyor. Bak dünyanın en büyük ikinci ekonomisi futbolda hiç bunlara yapmış 3-5 sene kapatmış. Hadi gidin diyor. Nerede oynarsanız oynayın. Biz burada kendi yani yağımızla kavrulacağız. Buradan bir şey yükselteceğiz. Zaten şey oluşturduk diyor. İlgi oluşturduk diyor. E şimdi sen aldın geldin. Bir işine de yaramadın. Hadi bu bence bu halka takılmamak lazım. Bence daha takılacağımız oyuncu Galatasaray için Muhammed Mustafa. Daha çok şey anlatan oyuncu o. Yaş olarak mı? Yaş, performans, performans geldi, oldu. düştü. Yani bizim ülkenin sorunlarını anlatıyor bazı şeyler de biz görmek istemiyoruz. Ben ne diyor Muhammed Mustafa ediyor eski haliyle görmek istiyorum diye. Görmek için onu o halde tutmak gerekiyor işte. Yeni antrenmana geliyoruz işte. Dönüp antrenmana antrenman gelmen diyor. yetmiyor. Takıma da gelirsin yani. Takımla bak geldi. iki günde çözdüler ee, bizimkiler. Yani sadece çocuk antrenmanda düşmedi ki rakipler de çözdü. Aşağı indi. Yani Pereira üçlü oynadın, üç maç kazandın, çözer rakip seni. Sonra bir başka şeklin var Müritmen mı? Bir başka yani. işin var mı yani? Yeni modelin o var milli mı? milli takımdaki bir, gibi. Bir, iki, üç, dört, Onun beş üç seçeneğin derece. var mı? Ne dedi İzlanda? Fatih Terim milli takımın başında İzlanda'nın ikinci teknik direktörü, yardımcı teknik Onlar iki direktörü. teknik adamdı. Ne dedi? Baktık ki ilk gol attıktan sonra Türk milli takımının bir B planı yoktu. Biz de kendi A planımızla devam ettik eliyle bile 3 kere topu kaleye getiremez denen takıma 3 tane gol attık dedi. Oldu bitti. Yani futbol öyle bir şeyle oynanmıyor artık. Birçok şey, birçok ayrıntının belirlediği, o birçok ayrıntı içinde çok tekrarın gerektirdiği. Biz iyi antrenman yapıyoruz Gerçekten tekrar antrenmanları yapıyor muyuz Emin değilim. Bu kadar çok oyuncu heveslisi olmamızın nedeni de oyuncu becerisiyle işleri çözeceğimizi duyduğumuz inanç. E, Bu inanç bizim kaç yıldır ayağımıza şimdi dolanıyor. Alkayı taraftar istemişti demişti ya Sayın önemi Başkan. Yok. Önemi yok. Önemi yok ya. Şimdi ben o başkanların dediğinde değilim. Hiç önemi yok. Ben şimdi genel düşünceye karşı bir şey söyleyeyim. Hiçbir önemi yok geçmişten kimin ne söylediğinin, kimin hangi parayı harcadığının, kimin ne yaptığının. Burada çok temel bir sorun var. Hı. Çok temel. Tekrar ediyorum. 15 yıldır tekrar ettiğim şeyi yeniden söylüyorum. Sorun oyuncularda değil, sorun ülkedeki futbolun işletim sisteminde. Bu sistem değişmediği sürece sen değil geri kalan 10, 18'i, 20'si, 30'u, 50'si aynı sorunları yaşayacak. Bak benzer de demiyorum. Aynı sorunu yaşayacak. Beğenmeyecek, gönderecek. O ara menajerdi, yöneticiydi, birileri de paraları alıp alıp gidecekler. Sen zannedeceksin ki o getirdiğin oyuncunun Türkiye'de benzer benzeri yok, ona benzeyen bir oyuncu yok. Bakmadığın için ülkeni görmüyorsun ki. Ülkeni yanınca görüyorsun ülkeni yani. Yandığında aa ülkemiz yanıyor falan diyorsun. Görmüyorsun ülkendeki çocuğu görmüyorsun. Yine sonucu odaklısın. Burak kesinlikle. Kapacak oynayabilecek mi burada? Oynayabileceği bir takıma göndermeyi planlayacaksın ve mümkünse yurt dışında bir takım. Mümkünse. Bilalık. Senin iki sene içinde oynayacağın oyuna yakın bir oyunda kim oynarsa? Mesela bence Salih o düzeye gelemedi bana sorarsan. Yani o kendisini doğru bulmayabilir. Gelemedi yani. yani. O İtalya serüveni burada çok işe yaramadı. Tamam. Yani Burak kapacak da aynı şey olmasın. Demek ki doğru birlik bulmak gerekecek ona. Daha koşan birlik, daha düşünerek oynayan birlik, daha hızlı hareket eden birlik, reaksiyon seviyesi düşük birlik. Yoksa orada antrenmana çıkartıp çıkartıp çocuğu kaybeder durursun. E o çocuklardan da çok çıkmıyor maalesef ülkemizde. E i̇şte geldi bir sürü barışlar geldi, Barış Çıkmıyor gençler. maalesef yani çocuklarda. Kesenin ağzı açıldı, yaş ortalaması azaldı. Sabah gazetesi verelim bunu? Kesenin ağzı açıldı, demin haberin altındaydı. Yaş ortalaması azaldı. Hani şu andaki planla ilgili biraz da dün e, izleyicimizin mesajını okumuştum. Bugün haber var. Sarı Kırmızılar Bon Servis ödediği tüm isimlerde gençlik aşısı planını uyguladı. 25 yaş altı isimler aldı. E, Barış Alper Yılmaz, e, Çıkıldao Sasha Boye, Berkan Kutlu ve Victor Nelson'a 20 milyon euro bonservis ödemeyi göze alan Sarı Kırmızılı yönetim anlaşmalarını 3-4 yıllık taksitler halinde uzun vadeye yaydı ve oyuncu maaşlarını düşük tutarak mali dengeyi sağladı. Gençlik operasyonunu hayata geçiren Galatasaray'da 8 transferin yaş ortalaması 24.5, ideal 11'de Mustera dışında 30 yaş üzerinde oyuncu yok, Falcao ve Feguli'nin ayrılmasıyla aslan daha da gençleşecek. Ne dersin? E doğru yani Bence yöntem doğru ama ülkeye ya dayan ülke dayanır mı bu duruma? Ülke mi? Ülke Türkiye yani parantez ya oyun anlamında mı söylüyoruz bunu? Ya üç maç kaybedecekler ha, başını netleyecekler insanların yani. ülke dayanmayacak mı? yani tamamen kayıp kazanç oyununa dönüş durumda plana bakmıyor kimse doğru yani doğruya en yakın şey bu hmm. bunu biraz da buradaki çocuklarla. Mesela neymiş? Jack ne demiş ki ben giderim arkadaş. Yani sevmedim bu işi. Büyük ihtimalle takımı kendi yüksek seviyesine de yeterli bulmuyordur. Jack ne? O zaman neymiş? Halil Derviş oldu orada yedek kaldığı için onu alacakmışsın. E güzel yani. E orada yani maliyet çok değil. yüksek mi üzerinden? Hani güzel takım kuruyorsun, genç takım kuruyorsun e ama, ama şimdi, maliyet. E ama şimdi, Her şey... şimdiye kadar şimdiye kadar oynadığım bütün kalktığım bütün oyunlarda bak bütün oyunlara bu 3 major bizim takımlar var. E 1 2 3. Yani İstanbul Oligarisi. Kalktığı bütün danslara Şampiyonlar Ligi parasıyla kalkıyordu. Bütün avantajı oydu. Şampiyonlar Ligi'nden para gelecek. Şampiyon olursak. E bir dahaki sene o gelmeyecek. Pandemiyi bilmiyorsun. Tribüne adam gelecek mi gelmeyecek mi emin değilsin. O nedenle bu düşürülmüş şeyler, ücretli sistemler bizim doğruya en yakın sistemimiz. Daha bunun ideali bunları ülkeden devşirerek, en ülkeden bu, bularak yapmak. 30 yaş altı tam doğru doğru senin dediğin doğru kaç Yani Hı. ülkeden 250 bin liraya, 300 bin liraya, 500 bin liraya oynatacak çocuk. Hollanda, Belçika modeli. Yani 30 yaş üstüne o parayı bize Galatasaray bir arkadaşım var Ozan. Dedi ki 30 yaş altına o paraları vereceğine bunlara vermemiz daha iyi değil mi kredi kardeşim? Ya onlardan da 3 tane 2 3 tane sene verirsin yani o kadar da şeyle oynayamazsın. U21 gibi de oynayamazsın. Evet. U19 gibi oynayamazsın. 3 4 tane özel oyuncun olur. Yani Mustera benzeri oyuncun olur. Yani bilemedim ben ben olsam Belanda ben beğendiğim oyuncuydu yani. Bak Adana, Adana Demirspor. Adana Demirsporlar da şimdi biletlerden dert yanıyorlar. Ee, Pahalı değil şimdi. mi? He. şimdi bir tweet vardı hmm. Bu bilet fiyatları nedir? Hemen o asgari ücret işin içine giriyor bir kere orada. Biz asgari ücrette. O bak Hüseyin Uncu. Ee, Sivas Avrupa maç bileti 25-50 lira. Ee, 380 lira kale arkası. 380 lira kale arkası. Kale arkası 2 4 öyle görünüyor. Attık. Ha yani şey Ank Adana Demirspor biletleri herhalde arkadaşın attığı şey. Misafir türbün 448 lira. E yani öyle oyuncu Balotelli'si, Belandası o takımda diyor ki bir maliyet fayda maliyet hesabı yapıyorum diyor. Ya i̇şte kapitalizm de bu. Hem iyi işler göreyim, hem az para vereyim. Ama Hı. olmuyor işte maalesef öyle değil bu düzende. O zaman birini tercih edeceksin. Kendine uygun olanı, bize uygun olanı kendi ülkemizde kendi çocuklarımızla düşük maliyetle yüksek performans gösterecek antrenman işleyişleriyle takımlar kurmak. Başka bir yolu varsa da onu ben bilmiyorum. Ama şimdiye kadar önerilen yolun tamamının, gidilen tamamının yanlış olduğunu onca yıldır söylüyorum. Ya bu yola da devlet sayesinde gidiliyor. Eğer devlet olmasaydı gidemezdin bu yolu sen. Desteksin devlet yani. olmasa gidemezsin bu yolu yani. River Plate Neydi Skoçya'da gitti ya gün gün bir Rangers Glasgow Rangers gibi. Git gidersin yani. O devlet el atıyor. Çok kalabalık var diyor. İşte bu kadar insanın hayatının kötülüğe neden olacak diyor. Duyguları örselenecek diyor. Tamam yapılandıralım şu borcu diyor. Her yıl her yıl o yapılandırdıkça öbürü aynı şeyleri yapıyor, duruyor Kapatıyoruz. Yani. Bu arada Cem abinin sosyal medyada hesabının olmadığını bir kez daha hatırlatayım ben. Ulan bize bir şey var. Bir yerde iyi ben mi dedim Cem abi, iyi mi dedin Cem abi. Ya ne gerek var böyle şeylere? İnsan kendi söylediğini söyler etkileşim ya. Etkileşim oluyor orada. Ne olur abi etkileştiği şey, etkileşim uyduruk kaydırık şeyler zaten. yazılıyor ya. Çok etkileşim, etkileşim aslında yani yapılıyor. Ne ya yapılır? Abi. Ben öyle şey söylemem ki. Onu okuyan, beni dinleyen insan, benden bir parça haberdar olan insan, orada yazılanların, benim adıma yazılanların çoğunun saçma sapan zırva şeyler olduğunu anlar ya canım yani. Ya yani onu da anlayamıyorsa et, o etkileşim zaten değersiz. Yok, parodi bir etkileşim. hesaplar çok fazla etkileşim aldığı için sosyal alır, medyada. Alır, alır etkileşim alır da o etkileşim veren arkadaş, bu arkadaş bunu söylemiyor, de, diyemiyorsa o etkileşim kıymetli değildir. Boşa etkileşmiştir yani arkadaşlar Doğru. birbirleriyle. Yani garip bir halaya kalkmışlar. Hiçbir dengesi yok. Kimin ayaneye geldiği belli değil. Doğru. Geçen gün bir at yarışında jokeyle düşmüş mü inmiş mi anlamadım. Gördüm gördüm onu. 5 tane at bir de kapalı gözlükle geliyor. Süleyman Aklı anlatıyordu. Kapalı evet. gözlükte çıkmışlar. 5 at bariyerlere vuruyor filan. O etki o da etkileşim gördüm, yani. O da hani bir evet. şeye videoya konu olan bir şey ama yazık hayvancıklara yani. Cema bazına sağlık. Rica ederim. Katılım için de teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için de teşekkürler. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.